İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yine bir pazartesi gecesi yine sizlerle beraberiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Şahin hanımefendi buradalar. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. İnşallah iyi bir yayın olur. İnşallah. Aslında bir operasyon geçirdiniz. Evet. Onun belki rahatsızlığıyla beraber bu yayına teşrif ettiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir ay oldum. Evet. Tabii aslında bir kalça protezi şeklinde büyük bir operasyondu ama hızlı bir şekilde toparlandık. Elhamdülillah. İnşallah Allah sağlık versin efendim. Validenizi kaybettiniz. 8 kişi vefat etti bu patlamada Antep'te. Yani üst üste olaylar yaşadınız. Evet. Onlara da Allah'tan rahmet dileyelim. Bu yaz son 1,5-2 ayımız böyle hem toplumsal olaylar hem bireysel annemin kaybı hem arkasından büyük bir operasyon. Hepsi üst üste geldi ama görevimiz bize düşen sorumluluk hızlı bir şekilde bunların altından kalkmak ve bizden beklenen görevleri hızlı bir şekilde yerine getirmek bilinciyle hızlı bir şekilde toparlanmaya çalışıyoruz. Normalde bir aylık herhalde bir süre evet. Dinlenmeniz gerekiyor ama yarısında çıktınız sokağa ister istemez. Evet, çalışmaya başladık. Önce yarım başladık, şimdi tam mesaiye dönüştü, şehir dışları başladı. Yani mesela bakanlıkta dinlenme şansınız hiç oluyor mu? Aslında onu planlıyoruz ama bir türlü başaramıyoruz. Ama başaracağız inşallah. Aslında efendim son dönemdeki belki de bakanlığın şu andaki yapısından dolayı çünkü sosyal yardımlarla sosyal hizmetler birleştirildi. Sonra bütün yardımlar sizin çatınız altında toplandı eğer yanlış bilmiyorsam. Evet. Hepsini evet. Siz yönetiyorsunuz. Bakanlığın bu büyük yapısını yönetmek kolay oluyor mu? Yani bu yeni düzene ayak uydurmakta zorlanıyor mu ekip? Şimdi şöyle Ahmet Bey, tabii 10 yıllık bir iktidarımız var ve oradan gelen bir tecrübe var. Ustalık döneminde bize düşen şey kaynakların verimli bir şekilde kullandırılması. Önce insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışında özellikle adaletli bir şekilde sosyal hizmet ve sosyal yardım sisteminin tek çatı altında birleştirilmesi çok önemliydi. O yüzden devlet bakanlıkları kaldırıldı. Çok önemli bir yapısal değişimdir bu. Evet. Çünkü icracı bakanlıklarla baktığınız zaman hem idari hem mali olarak daha zayıf kalıyordu. Hele bizim gibi bir alanda çok geniş kesimlerin hizmet beklediği alanda. Hem uzmanlık isteyen. Tabii tabii. Bu yeni yapı çok doğru bir yapı oldu. 5 ayrı bakanlıktan biz birleştik. Ve bu farklı bir yapının birleşmesiyle beraber Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak yeniden yapılandık. Tabii işin mutfak kısmı da çok önemli. Zihinlerin birleşmesi çok önemli. Toplumun bu bakanlığı yaşamında hissetmesi çok önemli. Bunların hepsini bir arada yapmaya çalıştık. Bir taraftan mutfağımızı güçlendirmeye, insani olarak idari kadrolarımızın o makamların hakkını verecek arkadaşlarımın atanmasına, oradan bir orkestra oluşturup tabii, o takımdan farklı insanlar tabii, çünkü. Aynı o takımdan bir ses çıkarma evet. Ve toplumun yarasına merhem olacak sosyal devletin, devletin şefkat elinin uzandığı çok önemli bir bakanlık burası. Bunun için çok hızlı toparlanmamız gerekiyordu ama ilk yılımızda dahi 2 temel yasayı çıkardık. Başardık. Bunda çok önemli bir şey, mecliste bütün partilerin desteğini alarak başardık. Demek ki gerçekten ihtiyaç olarak görülüyormuş. Evet. Şimdi yeni hedeflerimiz var. İnşallah bu aynı bizim alanımızda partiler üstü herkesin desteğiyle de yeni hedeflerimizde ve yeni 2013 planlamamızı da ekip olarak hızla yapıyoruz. Onları da soracağım efendim. Bu yasalar mevzuna da gireceğiz. Mesela siz güzel bir ifade kullandınız. Ben de bunu çalışma esnasında düşünmüştüm. Bir yılda birebir olarak kaç kişiye dokunuyorsunuz Sayın Bakanım biliyor musunuz? O kadar çok kişiye dokunuyoruz ki. Şimdi mesela yalnızca engellilerde, yalnızca 1 milyon 300 bin engellimizi engelli yardımı, evde bakım yardımı, rehabilitasyon yardımı dediğimiz yardım sistemini hayata geçiriyoruz. Engelliler 1 milyon 300 bin. Sosyal yardım alanında yalnızca 2,5 milyon hanenin ekonomik ve sosyal analizlerini yapabilen bir devlete dönüştük. Böyle baktığınız bir ortamda yani aslında toplumun en az yarısına birebir dokunduğumuz bir alan. Tabii bizim şimdi yalnızca aslında fakir fukara kimsesizlerin kimi diye bakıyoruz ama bizim sosyal devlet anlayışımız mesela bizim sosyal yardımlaşmadan eğitim desteği, bedava kitap verdiğimiz veya kredi ve burs verdiğimiz yardımlaşma sisteminde baktığımızda biz aslında Sayın Başbakanımızın söylediği öğrencinin zengini fakir olmaz dediği anlayışla
Yani o en üst gruptaki birçok alandaki öğrencisinden tutun, engellisinden tutun, onlara da sosyal devlet olarak ekonomik durumlarını çok göz önünde bulundurmadan onlara da yardımcı olmuş oluyor. Şimdi tabii ihtiyaç analizlerine göre, bizim o kendi kriterlerimize göre yapıyoruz ama özellikle işte dediğim gibi mesela eğitim yardımında evet. Biz herkese bedava kitabı veriyoruz. Evet. Böylece onun herkese gibi, değmiş oluyorsun evet, yani bir şekilde. Evet, evet. Peki tabii birazcık rakam istiyorum ama bir yılda kaç kişiye bu yardım konusunu açtınız, oradan devam edelim. Bir yılda kaç kişiye toplamda ne kadar yardım ediyor devlet? Şimdi şöyle söyleyeyim, son 10 yılda ben size bir bütçe vereyim. Nereden nereye geldiğimizi anlatmak için 1.3 milyar TL'den 18.5 milyar TL'ye ulaşmış bir sosyal devlet anlayışımız var. 1.3'ten. Yani havuz 1.3'tü, 18'e geldi. Evet, 18'e geldi. Baktığınız zaman 12-13 kata yükselmiş bir bütçe var. Bu bütçenin içerisinde yaşlıların 65 yaş aylığı şeklinde alımlar devam ediyor. Engellilerimizle ilgili söylediğimiz gibi hem rehabilitasyon sistemi hem evde bakım sistemimiz hem özürlü paralarının yatırıldığı 2022 sistemimiz, primsiz ödemeler sistemimiz devam ediyor. Bizim kendi kurumsal manada sırf 14 bin evladımız var. 10 bine yakın yaşlılarımıza hizmet veriyoruz. 5 bin engellinin hizmetine, kurumsal hizmetine bakıyoruz. Kendimiz yalnızca baktığımız. Bunların hepsini topladığınız zaman ciddi bir şey yapıyor. İnsan kaynağı yapıyor. 14 bin tane çocuk. Tabii, bu tabii. Eski SEHÇK kapsamında olan değil mi? Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz yeniden yapılandı. Artık SEHÇK yok. Yok. Yok, hayır. Bizim şu an Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz var. Burada aslında toplamda bu 30 bine ulaşıyor verdiğimiz mali destekle. Çünkü biz iktidar olduğumuz zaman şunu söyledik. Eğer mali durumundan dolayı aileler bizim kurumlarımıza vermek zorunda kalıyorsa biz o mali desteği size verelim. Siz evlatlarınızı yanınızda bakın. Çünkü aile sıcaklığını vermek, ailenin o aile ortamını sağlamak ne kadar en iyi, mükemmel kurumsal manada şartlarıyla şifreniz olmuyor. Onun üzerine biz 8 bin çocuğumuzu ailesinin yanına gönderdik. Şu anda da bu çalışmalara devam ediyoruz. Ailesine ekonomik destek veriyorsunuz. Evet, evet. Yani toplamda biz 30 bin çocuğumuzun bu şekilde işte evde ailesinin yanına destek verdiğimiz, kurumsal destek verdiğimiz 14 bini kendi kurumumuzda baktığımız 30 bin çocuğumuzun mali olarak yaşam kalitesini yükseltiyoruz. 5 bin tane 5 bin engelli. Evet. 10 bin de evet. Yaşlımız için, yaşlı için bakım hizmetlerimiz devam ediyor. Peki mesela yeşil kartı kaldırdınız. Ne olacak diye büyük soru işaretleri ortaya çıktı. Ne oldu? Aslında kendimizi test ettik. Yeşil kart sisteminde kalkmasındaki en büyük şey bizim bu sosyal yardımlaşma sisteminde yaklaşık 4 yıl önce yeni bir sisteme geçti. Çünkü sistem nasıl çalışıyor? Kişi geliyor, başvuruyor. Başvurduğu zaman bu kişinin ekonomik ve sosyal analizinin iyi yapılmış olması gerekiyor. Peki nasıl yapılacak? Önce bilgi ve teknolojik altyapısının kurulmuş olması gerekiyordu. Önce TÜBİTAK'la beraber Hayati Bey'in Devlet Bakanlığı döneminde başlayan bir sistem. Biz de şu anda o gelinen noktayı hızla daha da ileri noktaya götürüyoruz. Ekonomik ve sosyal olarak bu aileye ait bütün veriler, bütün kamu verileri bir bilgi ve teknoloji altyapısı içerisinde birleştirildi. Ondan sonra şimdi yaptığımız sistemde de o G0, G1 dediğimiz yani yeşil kartın kalkınma sisteminde biliyorsunuz biz 6-7 ay önce dedik ki artık gelir testine geçiyoruz. Biz 9 milyon yeşil kartımız var. Gelir testine geçmek ne demek efendim? Gelir testine geçmek şu demek, eğer siz sağlık hizmetinden istifade etmek istiyorsanız daha önce yeşil kartınız varsa hiç prim ödemeden bütün sağlık imkanlarından istifade ediyordunuz. Şimdi yeni sistemde G0, G1, G2, G3 dediğimiz sınıflandırmalar yaptık. Bunlar G1, G0, gelir 1, gelir 2, evet. Gelir 3 demek. G0 dediğimiz yeşil kartın karşılığı. Evet. Şimdi 9 milyon yeşil kartlıdan bu sistemde şu anda G0'da olan miktar 4,5-5 milyona düşmüş durumda. Ama daha yıl sonunda gerçek rakamları vereceğiz. Yaklaşık G0'la beraber prim ödeyerek G1, G2 yani evdeki gelire göre ailenin aileye giren toplam paraya baktığınız zaman ne kadarsa bunun toplam karşılığında asgari ücretin 2 katı, asgari ücretin 3 katı ise eğer buna göre ne kadar prim ödeyecek, o primin karşılığında da sağlık hizmeti
alacağı bir sisteme geçtik. Hı hı. Aslında daha önce yeşil kartlı olarak hiç prim ödemeyen G1 ve 2'den de 500 bine yakın kişi artık prim ödeyerek sağlık sisteminden istifade etmeye başladı. Ama oldukça düşük primler ödüyorlar diğer insanlar. Bir 30 bin lira, 130 bin lira civarı kendi içinde kademelendirme var. Ailenin gelir durumuna göre de prim sistemi ve ödedikleri miktar değişiyor. 30 bin lira derken 30 lira, 130 lira. G1, evet evet. Hı-hı. Evet, 30 lira. 130 lira eski parayla ben söylediğim. Evet. G2, G3 mesela burada rakamlar mı artıyor? Tabii ödenen toplam evet, aileye giren gelir miktarı arttıkça ödediği prim miktarı da artıyor. En fazlası da 180 lira olarak ödeniyor. Peki şeyin analizini yaptınız mı Sayın Bakanım? Yani bu yeşil karttan bu uygulamaya, bu G0, G1, G2, G3 uygulamasına geçildiğinde devletin ne kadarlık bir karı kaybı? Bunun tam analizini size Ahmet Bey yıl sonunda vereceğiz. Çünkü müracaatlar da devam ediyor. Hı hı. Geliyorlar işte yeşil kartlardan, sağlık sisteminden daha mesela yeni istifade etmek isteyen, hastaneye yeni gitmek isteyenler geliyor. Bu sisteme girmeye devam ediyor. Sistemin tam analizini size yıl sonunda vermiş olacağız. Peki mesela gelir grubunda yükselme, düşme olanları takip edebiliyor mu bu sistem? Tabii. Yeniden başvuruyor. Yani bunu anketliyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz bu işi? Şimdi zaten TÜBİTAK'la beraber yapılan bir sistem, çok büyük bir database lazım. Tabii çok büyük bir altyapı gerekiyor. Evet. Bu başarıldı. Ve test ettik. Kendimizi test ettik. Bir ara hatırlarsanız sistem ilk başladığı zaman kuyruklar oluştu. Evet, bir sıkıntı olmuştu. İşte ben sağlıktan istifade edeceğim ama işte gelir testi yaptıramıyorum deyip 15 gün, 20 günlük kuyruklar oluştu. Hı hı. Ama sistem o kadar hızlı çalışıyor ki düğmeye basıyorsunuz, birkaç saniye içerisinde o aileyle ilgili bütün bilgiler alıyorsunuz. Bu sadece ihtiyaç sahibi aileler için mi yoksa bütün aileler için mi böyle bir database oluşturdunuz? Şimdi 2,5 milyon hane şu anda bizim database'imizin içerisinde ama hızlı bir şekilde bunu daha da genişletecek yapıyı oluşturuyoruz. İnşallah bu hanelerin sayısı gittikçe azalır. Azalacak. Tabii şimdi hedef bu değil mi? Tabii ki. Sosyal güvenlik açıkları bakımından da bizim amacımız en alt gelir grubunu yukarı çıkarmaksa bunların azalmasıyla zaten bu sistem gerçekleşecek. Evet. Peki burada şöyle bir nüans da var aslında. Şunu size söyleyebilir miyim? Toplamda bu yaptıklarımıza göre. Evet, söyleyin. Mesela şimdi 2002'de gıda yoksulluğu Türkiye'de %1.35'miş. Gıda yoksulluğu ne demek? Yalnızca temel ihtiyaçlar, yani gıda ihtiyacı olarak onu karşılayamama durumu. Evet, karşılayamama durumu. %1.35'ten şu anda 2009 verisi, bu şu anda 0.3'lere düştü. 0.48 2009 verisi. Şu anda da 0.3'lerde. 0.30'larda. Yani binde 3'lerde yani. Evet. Gıda ve gıda dışı yoksullukta da biz 2002'de %26.96'dan bugün 2009 itibariyle %18'e düşmüş, 2011 itibariyle de bu %13'e düşmüş durumda. Hı hı. Hızlı bir şekilde o söylediğimiz sosyal devlet anlayışıyla en alt gelir grubunu yukarıya çıkarmaya ve yoksul dediğimiz kesimi en alta indirmeye, sayısal bakımdan, yüzde bakımından en alt indirmeye çalışıyoruz. Bir veri daha söyleyeceğim. Günlük 2.15 dolar altında yaşayan vatandaşımızın sayısı, oranı 2002'de %3 iken şu anda bu binde 2'ye düşmüş durumda. Günlük 4 doların altında yaşayan, yani yaklaşık 10 lira civarında, evet, değil mi? Günlük 4.3 dolar altında yaşayan vatandaşımızın miktarı 2002'de de %30 iken bu yapılan sosyal devlet anlayışıyla verilen desteklerden sonra 2010'da bu %3'e düşmüş durumda. Hedefimiz, 2023 hedefimiz bunu da sıfırlamak. Çok rahat bir şekilde bunu sıfırlayacak altyapıyı oluşturuyoruz şu anda. Anladım efendim. Bunlar dünyada kullanılan kriterler mi? Tabii. Dünya kriterleri. Gini katsayısı dediğimiz, dünyada bunun en büyük ölçüsü dediğimiz bir katsayı var. Orada da ciddi iyileşmeler. Tabii bunun içerisinde her şey dahil değil mi? Eğitim, yeme, içme, giyime falan, bütün hepsi var. Hepsi var, evet. Peki sen bakın mesela yardım veriyorsunuz ama insanlar hiç aklınızın bir tarafında şu oluyor mu? Ya bu yardım nereye kadar gidecek? Yani bir anlamda hani balık tutmayı da öğretecek bir yöntem var mı? Yani ne yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, bizim sosyal yardımlar sistemimiz fon kurulu sistemiyle çalışıyor. Başkanlığını ben yapıyorum. Ve Başbakan Müsteşarımız, Sağlık Bakanı, Maliye Bakanı, Müsteşarım, İçişleri Bakanı Müsteşarımızın olduğu 8 müsteşardan oluşan aylık toplandığımız bir kurul çalışıyor. Burada amacımız balık tutmayı öğretmek. Onun için de gelir getirici projeleri bütün Türkiye'den ilçe kaymakamlıklar aracılığıyla, vakıflar aracılığıyla bize projeler geliyor.
Bu projelerin hangisini destekleyeceğimizi fon kurulu kararıyla çıkarıyoruz. Amacımız bunların eline küçük küçük işte makineler vermek, işte tarımdaysa küçük destekler, işte hayvan destekleri falan yaparak kendi kendine yeten, mali desteğe ihtiyacı olmayacak şekilde gelir getirici projeler üreten kişilere destekliyoruz. Bunlar mesela şu an toplam şeylerin içerisinde %15'e düşmüş durumda. Aynı zamanda mesela kadınlarımız için de mikro kredi diye aslında bilinen kredi sistemi de burada çalışıyor. 0 faizle 15 bin TL gelip vakıflarımız üzerinden mali destek alıp mikro kredi sistemiyle faizsiz ödeme şartlarını yerine getirecek şekilde sistemi de çalıştırıyoruz. Ama dediğiniz şeyi ciddi manada yürütüyoruz ve daha da güçlendireceğiz. Efendim, bu konuları belki biraz önümüzdeki dakikalarda da konuşacağız. Bir de çok sayıda gelen soru var size. Binlerce tweet geldi bugün. Pek çoğu biraz istihdamla alakalı ama olsun, farklı başlıklar da var. Şimdi sevgi evi ne demek? Çocuk evi ne demek? Umut evi ne demek? Yaşam evi ne demek? Yani bir sürü bir ev kavramı. Hepsine bir ev var. Evet. Şimdi tabii koğuş evi, yani koğuş tipi bizim Sehaçek bünyesinde çalışan çocuklarımızın bakıldığı, yaşlarımızın bakıldığı kurumsal altyapımız vardı. Hı hı. Yaklaşık 5 yıldan beri bu sistemin, yani koğuş sisteminden önce sevgili. Sevgili dediğimiz şöyle A2 tipli, iki katlı. G1, A2 böyle şöyle. A2 derken? A2 dediğimiz iki katlı villalar. Evet. Şehirlerin en güzel yerinde iki katlı 10-15 villanın oluştuğu binalarda biz artık çocuklarımızı koğuş evinden, koğuş sisteminden çıkarıp böyle bir odada ranzaların olduğu, 10 çocuğun yattığı, 100 çocuğun asker bir arada kaldığı tipi sistemden tamamen çıkıyoruz. Yani artık ev tipi, bir evde neye ihtiyaç varsa, çocuğun mutfağı oluyor, oturma odası oluyor, kendine ait bir odası oluyor, çalışma masası oluyor. Kaç kişi oluyor mesela bu evlerden bir tanesi? 6 kişilik oluyor ve şeyleri de değiştirdik. Bakıcı sisteminde özellikle hem kaliteyi artırıyoruz, hem çocukların kaç bakıcı annesi olacak, başlarında nasıl bir sistem çalışacak, bir vali yardımcısı başkanlığında denetim sistemini kuruyoruz. Orada hem bakıcı anneler var, onların fiziki ihtiyaçlarını, evin temel ihtiyaçlarını giderecek, hem de başlarında bir öğretmenle beraber bu çocukların akademik başarısını da yükselteceğimiz bir yapıyı oluşturuyoruz. Bu sevgili. Peki efendim, hemen bununla ilgili bir şey sorayım. 15 tane villa dediniz. Evet. Bunlar özel yapılan yerler mi, yoksa kiralama yönünde? Evet, biz yaptık. Siz yaptınız. Yani mesela bir şehirde kaç tane var bunlar? Bizim dönemimizde mesela şu anda biz 3000 çocuğumuzu, 14000 çocuğumuz var ya, evet. Ahmet Bey. Şu an bizim 3000 çocuğumuz sevgi evlerinde yaşamaya başladı. O zaman bunlardan 500 tane var Türkiye genelinde. Ortalama. Evet, ortalama. İkinci grubumuz çocuk evi. Hı hı. Çocuk evi dediğimizde de gidiyoruz. Bir de affedersiniz, buradaki yaş grubu kaç? Şimdi bunların hepsi sevgi kendi evindeki yaş grubu. Kendi içinde yetişmiş ve işte şöyle söyleyeyim, ergen grubundan bir alt grubunda olup veya kendi yaş grubunda olanlardan yapıyoruz ve bu çocukların psikososyal analizlerine göre bir arada kalması, hangisi, uygun olan çocuklarımızın bir arada kalacağı modelleri koyuyoruz ki amacımız, çünkü çocukların bir aile ortamında yetişmesini sağlamak. Onun için de onların tabii kendi testleri de önemli. Birbirlerine sorun, mesela bir çocuğun X sorunu var. Oradaki o dar ortamda o X sorunu diğer çocuklara yansıtma ihtimali veya geçirme ihtimali. Var tabii ki. Onun içinde zaten başında uzmanlar var. O aileler sürekli verilen raporlar doğrultusunda hem denetleniyor, hem böyle bu tür durumlar olduğu zaman. Aileler herkesin derken? Çocukların yanındaki çocuklar, bakıcı anneler var. Hı hı. Yani aile sisteminde. Bunları da denetleyen kendi içinde bir mekanizmamız var. O bakıcı anne eşiyle beraber mi orada kalıyor? Yok. Hayır, hayır. Peki gün boyu mu orada kalıyor? Gün boyu kalıyor. Gün boyu kalıyor. Nöbet sistemi çalışıyorlar. Bunlar genelde bekar insanlar mı? Evli de var, bekar da var. Meslek lisesi mezunu olacak. Evliyse nasıl mesela gün boyu orada duruyor? Eşiyle ne zaman görüşüyor? Evine ne zaman gidiyor? Çocuklar onu kendi artık ayarlıyor. Yani nöbet sistemine göre. Burada da enteresan bir durum var efendim. Evli olsa bir türlü, evli olmasa bir türlü. Evli olmasa çocukların halinden anlamaz. Evli olmasının çok faydası oluyor. Evli olursa çocuğun kendi halinden çocuğu, anlar işte. Tabii kendi çocuğu olanın çocuk nöbet sistemine göre. Burada da enteresan bir durum var efendim. Evli olsa bir türlü, evli olmasa bir türlü. Evli olmasa çocukların halinden anlamaz. Evli olmasının çok faydası oluyor. Evli olursa çocuğun kendi halinden çocuğu, anlar işte. Tabii kendi çocuğu olanın çocuk sevgisi nedir, çocuğa nasıl bakılacak, o büyük bir tecrübe. Ama bizim için meslek lisesi mezunu olması çok önemli. Hı hı.
Orada yönetmelikte kimleri alacağımız, nasıl çalıştıracağımız hepsi çok açık ve ciddi bir kaliteyi yükseltmiş durumda. En az meslek lisesi mi? Evet, en az üniversite meslek mezunları da olabiliyor mu? Var. İki yıllıklar. Üniversite mezunu gelip çalışmak istiyorsa gelip çalışabiliyor ama genelde meslek lisesi ve iki yıllık gruplar. Maaşlar çalışıyor. Nasıl Sayın Bakanım? Yani maaşlar bir civarında, maaşları var evet. Şu anda onların. Normal izinler mesela haftada 5 gün mü çalışıyor? Normal bir devlet memuru. Nöbet sistemine göre bir günlük tatilleri var. Haftada daim yapıyorlar kendi işlerini. Ama gün içerisinde belli saatler çalışıyorlar evet, değil mi? Evet. Evet, anladım. Şimdi ikincisi evet efendim, Ahmet Bey çocuk evi. Çocuk evi dediğimizde de şehrin herhangi bir güzide, semtinde bir apartmanda gidip bir daireyi biz kiralıyoruz. Ondan sonra işte 3 oda bir salon, 4 oda bir salon daireyi kiralıyoruz. Her çocuğumuza bir oda verecek şekilde çocuk evleri açıyoruz. Burada tabii hem sivil toplumdan da çok ciddi destek alıyoruz, yardım alıyoruz. Hem kiralamalarda bize yardımcı oluyorlar, hem çocuklarımızın gelip komşuluk ediyorlar. Komşuluk yani. Ediyorlar. Büyüklük evet. Aslında bu o kadar önemli bir şey ki biz o koğuş sisteminde ciddi manada kaliteyi artırdığımızı düşündüğümüz noktalarda bile toplumdan mesela, izole oluyorlar. Ben şunu çok evet. önemsiyorum, akademik başarı. Çünkü elde ettiğiniz ürün devlete, millete faydalı evlatlar olacak. Burada akademik başarı çok önemli bir şey. Ben onlara sürekli diyorum. Evet. Siz her şeyi yapabilirsiniz, başarabilirsiniz ama onun için onların o şartlarını da sürekli düzeltme gayreti içerisinde. Ve çocuk evi sistemine geçtiğimiz zaman tek odalar, kendi çalışma hayatları, başlarında öğretmenler takip ediyoruz. Akademik başarı hızlı bir şekilde yükselmeye başlıyor. Ders ortalaması yükselmeye başlıyor. Sayın Bakanım çocuk evinde kaç çocuk kalıyor? 6 çocuğumuz. Onlar her odada bir çocuğumuz kalacak şekilde 4 oda bir salonları var, mutfakları var, yemeklerini beraber yapıyorlar. Gittiğiniz zaman maksimum 6 kişi kalıyor öyle mi? Oda sayısına oda göre. Sayısına tuttuğunuz göre. Odanın sayısına göre değişiyor. Maksimum 6 çocuğumuz kalıyor. Onların başında da bir bakıcısı. Tabii aynı sistem. Ya yani bu 24 saat üzerinden dönüyor. 6 çarpı 4 kişi mi yoksa 3 çarpı 8 kişi mi? Onlara o çalışan modelde var, o dediğiniz modelde var. Çünkü evet. Çocukların yaş grubuna göre de o ihtiyaçlar ayrıca belirleniyor. Anladım. Yemeklerini falan kendileri mi pişiriyorlar? Ya bir nöbetçi usulü mü var evde? Çocuk evinde kendileri pişiriyor. Sevgi evlerine hazır geliyor ama o mutfakları var. Bulaşıklar yıkanıyor, çaylar pişiyor. Dev bir catering sistemi de var aynı evet. zamanda. Değil mi? Evet. Enteresan evet. bir sektör oluşmuş. Şimdi yaklaşık 2700 çocuğumuz da çocuk evinde. Bizim amacımız koğuş sisteminden tamamen çıkmak. 2013'ün sonunda çocuklarımızın hepsini sosyal hayatın içerisinde ve tamamen şehrin bir parçası haline getireceğimiz çocuklar modellemesini oluşturuyoruz. Hiç komplikasyon yaşanıyor mu? Kulağınıza geliyor mu yani sorun? Komplikasyon koğuş sisteminde çok daha fazla olabilir. Yani. Her yerde olabilir. Hayatta da kendi evimizde de olabilir. Mesela buradaki iyi şeyleri çoğaltıp olabilecek tehlikeyi yönetecek denetim sistemi kurmaktır. Yani o olacak. Kurdunuz o mu bir denetim sistemi? Tabii yani çok iyi çalışıyor. Bu özellikle yani. Bir vali yardımcımız tamamen bu işlerle uğraşıyor. Her şehirde bir vali yardımcısı evet. mesela o evleri geziyor. Geziyor. Onun çocuklar başında bir tane müdürümüz, il müdür yardımcımızın kendi görev alanı. Her taraf kontrol altında çalışıyor. Ama dediğim gibi sonuçta hayat risk hepimizin evinde de o riskler var. Onları yönetmemiz gerekiyor. Bunlardan kaçındığımız zaman da bu sefer kendi içinde yalıtılmış sudan çıkmış balığa dönüşüyor çocuk. 18 yaşından sonra kurumdan çıktığı zaman insan ilişkileri, komşuluk, arkadaşlık ilişkileri nasıl ayarlayacağını bilemediği zaman bu verdiğin emekler boşa gidiyor. O yüzden biz hayatın içinde bu çocuklarımızı yetiştirmeyi çok önemsiyoruz. Hasan efendim siz çok güzel söylediniz. Mutlaka insanın kendi evinde bile bir sürü problem yaşanıyor. Tabii ki. Buralarda da problem yaşanması muhtemel ama Türkiye'nin bir anlamda demokratikleşmesiyle bir anlamda şeffaflaşmasıyla beraber medyada da bir düzen hakim oluyor. Eski medya düzeninde olsa mesela bunlardan bir örnek çekilip bütün sistem kötülenebilirdi ama bunlar da artık daha az yaşanıyor. Aslında burada medyaya yine ihtiyacımız var. Çok iyi başarı örneklerimiz var. Halkın, devlet yani milletin bu çocuklara çok daha iyi sahip çıkması gerekiyor. Fakat bir kötü örnek o kadar büyütülüyor ki bizim en büyük sorunumuz bu sosyal alanda. Algı bu şekilde oluşuyor. Halbuki çok başarılı, çok akıllı, çok farklı çocukların rol model olarak gösterildiği, anlatıldığı programlar yapıldığı zaman mesela biz şu anda koruyucu aile sistemine geçiyoruz. Nedir koruyucu aile sistemi? Evlat edindirme sistemimiz hukuki olarak
benim ölçülerime göre yavaş çalışıyor. Bir taraftan hukuki nasıl hızlanabiliriz, uluslararası hukukta neler yapılıyor onunla uğraşıyoruz ama bir taraftan da koruyucu aile sistemi dediğimiz velayet vesayet yani miras hakkı olmadan çocuklarımızı onlara bu mali destekte yardımcı da olarak mesela biz 8 bin çocuğumuza şey verdik ya mali destekledik evet. Annesinin babasının yanına evet. Gönderdik. Koruyucu ailelere de mi böyle bir destek? Şimdi diyoruz ki evet koruyucu aile sistemimizde yeni yönetmeliğimizi de hazırladık. Koruyucu aile sistemi nedir deyince toplumun kafası karışık ne olduğunu bilmiyor. Sanki zannediyor ki hafta sonu gideceğim, alacağım, gezdireceğim, yarın yeniden kuruma götüreceğim öyle bir şey yok. Evlat edinme sisteminin aynısı tek farkı hukuki olarak miras hakkı yani hukuki olarak sizin evladınız değil. Yalnız da kalıyor. Ya onlarla beraber yaşıyor. Beraber yaşıyor. Evet. Her şeyi beraber yapıyor. O sistemi de yönetmeliğimizi güçlendiriyoruz. Amacımız bu 14 bin çocuğumuzun sıcak yuvada koruyucu ailelerinin yanında çok daha güçlü bir şekilde yetişmesi. Bunu başaran ailelerde çok güzel başarı hikayeleri geliyor. Aile seçimlerine dikkat ediliyor mu? Tabii. Hepsi belli. Yönetmelikler belki de belli. Belki hukuktaki yavaşlık denetleme, oradaki titizlikten de kaynaklanıyor. Şimdi olabilir. İfrat ve tefrit arası giderseniz bu sefer çocuk annesiz babasız kalıyor. Evladı olmayan benim akrabalarımda da var, arkadaşlarımda da var. Evlat edinmek onlar istiyorlar. Evlat onlar da evlatsız kalıyor. Dolayısıyla bizim her şeyin tehlikesini yöneterek ama ihtiyacı da iyi belirleyerek bu şeyleri çözmemiz gerekiyor. Biz çözüm makamıyız. Kaç koruyucu aile var? Şu anda bir 100 koruyucu ailemiz var ama bu yeni koruyacağımız yönetmelik sistemi vereceğimiz mali desteklerle beraber iyi de bir nedir bu koruyucu aile dediğimiz iyi başarı örneklerinde anlattığımız zaman ben çok ciddi manada yükseleceğine inanıyorum. Biz de medya olarak bu sürece destek çok vereceğiz. Çok ihtiyacımız var. Şimdi Sayın Bakanım, bu arada bu bakım işlerini yapanlara, affedersiniz, şeyi tamamlayamadık, Umut Evi Yaşam Evi. Ha, Umut Evi de engellilerimiz için kurduğumuz bir sistem. Bu çocuk evi, sevgi evi, sağlam, sağlıklı çocuklarımız için koyduğumuz sistem. Umut Evi'nde de engelli çocuklarımızın. Onlar da çocuk mu? Çocuk. Hı hı. Ama Umut Evi dediğimiz engelli olan çocuklarımızla ilgili Yaşam Evi de geçen hafta bir tane örneğini açtık. Huzur Evi'ndeki o koğuş sisteminde yaşlılarımızın çocuklarım için tuttuğumuz çocuk evinin yaşlılarımız için yaşam evlerine dönüştürüyoruz. Mesela geçen hafta biz gittik. TOKİ'nin yaptığı bir dairede 4 tane teyzemizi, yaş teyzemizi koğuş sisteminden çıkardık. Kiraladığımız eve yerleştirdik. Şimdi önce çok tereddüt etmişler acaba nasıl bir yer bizi niye buradan alıyorlar falan diye. Sonra diyor ki kendi odamda tek başıma yataktan kendime ait bir odam ne olmuş olmasa diyor bakanım beni öyle mutlu etti ki diyor muhteşem bir düzen var diyor çok mutluyuz diyor. Gittik bize mesela yufka yaptılar. Kendi aralarında da bir diyalog içerisinde mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Bu evlerde de bakıcılar var mı? Tabii aynı sistem. Aynı sistem. Ama bu sefer yaşlılarımız kendi içinde yapıyor. Bir arada yaşıyorlar. Yani bir anlamda binlerce ev kiralamanız gerekecek. Maliyet analizi yapıldığında. Maliyet analizi bunlar daha karlı. Bunlar daha karlı. Kurumlardaki aynen. Mali olarak şeylerimiz daha yüksek. Bu çok önemli. Yani devam edilebilirlik açısından. Tabii tabii. Yoksa harcanan İşin mali boyutu çok önemli. Mali disiplin olmazsa. Huzurevi uygulamaları tamamen iptal mi olacak anlamına? Sırayla yani bizim amacımız aslında kanun hükmüne kararnameyle biz bunu 3 yıl uzattık. Temelde biz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak standart koyan, denetleyen, takip eden bir bakanlığa dönüşeceğiz. Bu işin işletmeciliğini yerel yönetimlere devredeceğiz. Ama şu anda o standartları oluşturma, uluslararası boyutta yapılan çalışmaları takip etme noktasında daha tamamlayamadık süreci. Tamamladığımız zaman diyeceğiz ki siz yerelleşme ve sivilleşme, demokratikleşme buralardan geçiyor. Birçok yerel yöneticilerimiz, belediyelerimiz özellikle AK Parti belediyelerinde zaten bunlar çok başarılı bir şekilde yapılıyor. Biz şimdi diyoruz ki bu kurumsal altyapımızı güçlendirelim, standartlarımızı oluşturalım, yönetmeliklerimizi, hukuki altyapımızı uygulamalarda gördüğümüz aksaklıkları düzeltecek şekilde çalışalım. Ondan sonra işletmeciliğini devredelim. Ama denetimi bırakmamamız lazım. Tabii. Evet. Biz politika koyacağız. Ama iyi bir denetleme sistemiyle yapanla yapmayanın ayırt edildiği, yapmayanın gerekli şekilde cezalandırıldığı bir sistemi çalışmak ve onu da başarmak zorundayız. Gelişmiş Batı ülkelerinde baktığınız zaman sistem tamamen zaten yerel üzerinden gidiyor. Hı hı.
biz de yavaş yavaş bu modele geçeceğiz. Açıkçası bu bizim bu programda çok yaptığımız bir şey değil ama size insanlar teşekkür ediyorlar. Özellikle bu evlerdeki bakımdan verilen hizmetlerden evet. dolayı. Yani bu demek ki hükümetin bu faaliyeti insanlarda çok olumlu. Şimdi evde bakım Ahmet Bey, bunu da çok önemsediğim için söylemek durumundayım. Yaklaşık 400 bin kişiye evde bakım veriyoruz. Bir asgari ücret. Hı hı. Evde bakan kişinin sosyal güvencesi yok. Şimdi biz bunu Bakanlar Kurulu'nda konuştuk. Bunun altyapısını Çalışma Bakanımızla beraber de oluşturduk. Bu uygun şartlarda engellisine bakan, yaşlısına bakan, oradaki çocuğa bakan, yani evde bakım hizmeti yapan kişinin sosyal güvence sisteminin içerisine girmesini önemsiyoruz. Yani birisi kızı annesine bakıyor, evet, annesi özürlü. Evet. Bakıyor, biz ona mali destek veriyoruz ama sosyal güvencesi yok kişinin, bakan kişinin. Ama bir çalışıyor, biz ona mali destek. O zaman dedik ki biz bunu sosyal güvenlik sisteminin içerisinde uygun şartlarda, uygun primlerle, uygun primler ödemesi şartıyla sistemin içine alalım dedik. Bu bile kendi içinde çok olumlu bir şeye dönüştü. Efendim burada tabii metafizik ve görece bir şey söyleyeceğim ama insanlar eskiden annelerine babalarına bakarlarken sevap kazanırlardı. Şimdi siz para vererek onu ortadan kaldırıyorsunuz. Yani ama sonuçta sosyal devlet olarak da insanların geleceğine, sigorta sistemine, kayıt dışına sonuçta siz mali destek veriyorsunuz. Bunların hepsini kayıt içine almış olacaksınız. Bir taraftan da öyle bakacaksınız. Evet, işin manevi boyutu da görmezden gelinmemeli. Şimdi zaten bizim alanımız, eğer o boyutu dışına çıkarırsan hiçbir şey kalmıyor. Evet. Bizim alanımızda şefkat, merhamet, ben geçen konuşmamda da söyledim o yaşlılarımızın yanına gittiğimiz zaman. Annesi babası yaşlandığı zaman of bile demeyeceksin diyen bir anlayıştan geliyoruz. Evet. Bunu hiç unutmamamız gerekiyor. Zaten başarının için temel noktası burası. Ama batıda gördüğümüz örneklerde anne baba kavramı tamamen reddedilmiş ve tabii ama bizim yaşlı şimdi, insanlar bir yerlerde ölüp kalıyorlar. Bizim kendi mesela yaşlılarımızın gittiğim zaman çocuklara hafta sonu geliyor, torunları onları görüyor. Bizim onlarla çok farklı batıyla ama şimdi kentleşme, göç, büyük şehirlerdeki yaşam koşulları biraz bu ihtiyaçları kendi içinde yönetmemize neden oluyor. Ama dediğiniz o kadar önemli bir şey söylediniz ki kaybetmemiz temel nokta burası. Çocuğumuz içinde, yaşlımız içinde, komşusu açken tok yatan bizden değildir anlayıştan ha. geliyor. Bu bir zincir çünkü efendim. Bir yerde kırıldı mı evet, sonra doğru evet, gitmiyor. Yani. Evet yani o hayırseverliği ve veren elin alan elden üstün olduğu anlayışı hep üstte tutmamız gerekiyor. Ama son tahlilde yani bu işin pozitif kısmına bakacak olursak kendi annesi babası veya bir yakını dahi olsa evlerinde bu bakımı yapan insanlara evet. bir sosyal güvence sağlanacak. Peki ekstra bir ödeme olacak mı yoksa sadece sosyal güvence boyutunda mı olacak? Sosyal güvence boyutunda şu an Çalışma Bakanlığımızla hangi şartlarda bunu yapabileceğimiz Maliye Bakanlığımızla yani bir tür sigorta yapacaksınız yani. Evet ama şartlarını, prim ödemelerini ona göre düzenleyeceğiz. Kolaylaştıracak bir modelleme koyacağız. Bunun sonucunda emeklilik süreci olacak mı? Tabii olmazsa zaten onun bir anlamı kalmaz ki. Evet. Ama sigorta kapsamında istifade edebilecekleri her şeyden, sağlık hizmetlerinden evet, vesaire hizmetlerden evet, istifade edebilir evet. hale gelecekler. Ve onlara bir sertifika falan verecek misiniz? Onların hepsi beraberinde çalışılacak. Sertifika Hı-hı. programları, iş kurula beraber çalışılacak. Şimdi biz mesela 400 bin kişi evde bakım diyoruz ve genelde de bakanlar kadınlar. Şimdi istihdam ve kadın konusunda çok ciddi yapılması gereken işler var. Bir anda siz 400 bin kadına kayıt içine almış oluyorsunuz. Evet. Çok ciddi bir rakam bu. Evet efendim. Şimdi sorular var demiştim. Soruları da arada müsaade ederseniz soracağım. Ersin Macit diye bir beyefendi Twitter'dan bize şu soruyu sormuş. Güneydoğu'da madde bağımlısı gençler artıyor. Bu konuda hükümet olarak neler yapmayı planlıyorsunuz diyorlar. Güneydoğu bizim aslında hepimizin, bu ülke için her bölgemiz önemli ama Güneydoğu hepimiz için bir kez daha önemli. Evet. Orayla ilgili de siz bizzat oranın da milletvekilisiniz. Ben Güneydoğu'nun bir evladıyım. Sonuçta ben Gaziantep milletvekiliyim. Biz Gaziantep'te mesela bu madde bağımlılığı ilgili kısmı özellikle Sayın Başkanımızın tıp doktor olması münasebetiyle daha belediye başkanı olur olmaz hemen bu işe sahiplendi. Yani baş o kadar önemli ki hemen kendi şehrimiz içerisinde sistemler kurdu. Burada çocuklarımızın rehabilite edildiği ve oradan biraz önce söylediğiniz işte hayırseverlerin de ciddi desteğiyle
fiziksel şartlar içeride, tek fiziksel şartlar değil, rehabilitasyon sistemi güçlendirildi. Mesela özellikle bu uyuşturucu veya işte madde bağımlılığı ile ilgili tedavi sisteminde Türk Hamamı'nın çok etkili olduğu veya havuzun, suyun çok etkili olduğu şeyler, çalışma modellerinden dolayı modellemeler geliştirildi. Şu anda bizim Gaziantep'te bunlar çalışıyor ama biz bunu da yeterli bulmadık. Şu anda Güneydoğu'nun, bölgenin belki de Türkiye'nin en büyük amatemini yapıyoruz. Antep'e. Antep'e yapıyoruz. Yapan da bir hayırsever, bir sanayicimiz geldi oraya, şu anda çok büyük bir yatırım, 6 trilyonluk bir yatırım yapıyor. Peki Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Şemdinli, oralarda var mı çalışma? Şimdi oralardaki en büyük sorunumuz, orada ciddi bir belediyecilik sorunu var. Kaynaklar çok farklı ondan şekilde. Ondan dolayı belediye örneğini verdiniz yani. Tabii, ben onu anlatmaya çalışıyorum. Biz bize düşeni yapıyoruz. Biz orada çocuk ve gençlik merkezleri kuruyoruz. Valilikler ve kaymakamlar aracılığıyla, SODES projeleriyle bu tür destekler yapıyoruz. Ve bizim o çocuk ve gençlik merkezlerimizde çocuklarımızın rehabilitasyon sistemi güçlendiriliyor. Ciddi bir şekilde destekler veriliyor. Fiziksel destekler, sosyolojik, psikolojik destekler ama... yani yerel yönetimde o başın neler yaptığını Gaziantep'ten gidip görebilirsiniz. Beraber gidip size gezdirebilirim. Evet. Bir başarı hikayesidir o. Güneydoğu'nun aynı anlayışa gelmesi lazım. Bir sene sonra bizim seçimlerimiz var. Dolayısıyla orada yaşayan halkımızın da kendine daha iyi hizmet getirecek, kendine aktarılan kaynağın kendine hizmet olarak döneceği modelleri, bunu kim yapacaksa bunu yapacak kişiyi sandıkta seçmesini sağlamamız gerekiyor. Yani şunu mu diyorsun Sayın Bakan? Oradaki yerel yönetim yapıları bir tür mutsuzluğu arttırmak için çalışıyor. Şimdi mesela ben Hakkari'de, ben teşkilatlarda Genel Merkez Kadın Kolu Başkanlığından geliyorum. Hakkari'de, Şırnak'ta falan gittim, çok çalıştım. Belediyecilik adı hiçbir şey yok. Yok. Yol yok. Çöp toplanmıyor. Yani oradaki insanlar bunu hak etmiyor. Demokratik ülkelerde bu nerede ortaya çıkacak? Sandıkta ortaya çıkacak. Gerekli şeyi de, bunu daha iyi yapacak olan kişilere, bu işi bilen kişilere de emaneti ehline teslim edildiği zaman da bu iş kendiliğinden otomatikman düzelecek. Yani siz merkezi yönetim olarak verdiğiniz şeylerin karşılığını göremiyor musunuz? Veya yeterince veremiyor musunuz? Veya verdiğiniz halka ulaşmıyor mu? Yok, biz veriyoruz ve karşılığını da, mesela sırf benim şu anda eşi vefat eden kadınlarla ilgili bir yıl önce bize bu görev verildiği zaman Boğaziçi Üniversitesi ile bir çalışma yapılmıştı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nde. Biliyorsunuz bizim ataerkil sistemde erkeğin üzerinden giden bir ekonomik yapı var. Evet. Erkek vefat ettiği zaman ölüm hepimiz için. Bugün varız, yarın bir saat sonra ne olacağımız belli değil. Evet. Sistem tamamen çöküyor. Tamamen bir kadın ortada kalıyor. Ortada kalıyor. Çocuklar ortada kalıyor. Biz bunun analizlerini bakanlığa kurulunda anlattığımız zaman başbakanımız dedi ki hemen gereğini yapın. Altyapısını çalıştırdık ve aylık 250 TL, 2 ayda bir 500 TL düzenli yardıma. Yani gidip artık kaymakamın, valinin, hiç kimsenin kapısının önünde beklemesine gerek yok. Ve onun o kadar önemli bir şeyi düzenli yardım. Biliyor ki o ay ona, o devlet o parayı gönderecek. En çok da Güneydoğu'daki kadınlarımız bundan istifade etti. Mesela biz Van'a gittik geçen 2 ay önce Minam'la beraber, başbakanımızın eşiyle beraber. Sırf Van'da 4000 kadın bundan istifade etmeye başlamıştı. Van'la ilgili yalnız ayrı epey bir çalışma yaptınız değil mi depremden sonra? Tabii, çünkü yaptık. Oradan da iyi mesajlar geldi. Yaptık. Yani. Aile sosyal destek uzmanlarımız çok ciddi çalıştı. ASTEB'in biz altyapısını çadırlarda başladık. Tek tek çadır çadır dolaştık. Mesela orada baktık ki her çadıra gittiğimiz zaman bilgi yoksunluğu. Hı. Nereye gideceğini, kaynağa nasıl ulaşacağını bilmiyor. Ayağına gittiğin ve o ihtiyacı ona anlattığın zaman ciddi bir şekilde olumlu geri bildirim almaya başladık. Aslında yönetim böyle bir şey değil mi? Yani hani o hepimizin Akif'ten de bildiğimiz o Ömer'le, Halife Ömer'le, evet, yaşlı kadının, koca, evet, kadının hikayesi. Aslında bunu başbakanımız 10 yıldır söylüyor. Yani sadece oturduğunuz yerden gelsinler verelim değil, ayağına, evet, kadar gidip ihtiyacı gidermek gerekiyor. Tabii. Mesela şu anda... Onu yapamayacaksa niye halife oldu diyor kadın. Öyle hepimiz için geçerli. Evet. Valisi için de geçerli, oradaki bütün yöneticiler için, bizim için de geçerli. Bu sorumluluğu, bu emaneti, hakkını vermenin yolu buralardan geçiyor. O yüzden işte biz bu Van'da başlattığımız ASEP sistemini aslında Sayın Başbakanımızın 61. hükümet programında sunduğu en önemli projelerden bir tanesi. Bu şu, şu anda sistem dediğim gibi başvuru odaklı. Gidiyorsun, başvuruyorsun. Bu sistemde sen ayağına gidiyorsun.
Gidiyorsun, diyorsun ki ailelere önce bir analiz, yani tespit etmek için. Aslep ayağa git, sosyal yardım ver. Böyle aile şey, sosyal destek uzmanlığı, evet, sistemi. Gidiyor, o ailenin analizlerini, ihtiyaç analizlerini çıkarıyor. Bazen tek başına ekonomik yardım eğer sosyal hizmetle birleşmezse, sosyal yardım sistemi çalıştığı zaman verdiğin mali destek sorunu büyütüyor. İşte o zaman ASEB'in önemi oradan çıkıyor. Mesela gidiyorsun, aileye sen mali olarak destek veriyorsun, fakat alkolle mücadele eden bir baba var. Eğer orada baba tedavi edilmezse o para babanın alkolünü daha fazla almasına vesile oluyor. Veya şiddet gören bir kadın var. Kaynak doğru adrese gitmiyor yani. Yani aslında gitmeye çalışıyor, evet, ama sosyal hizmetle birleşmediği zaman amacına ulaşmıyor. O yüzden, evet, gidiyorlar iki sistemde. Biz çalıştırdık, önce vakıf üzerinden, sonra sosyal hizmet üzerinden. Bizim uzmanlarımız gidiyor, ailenin analizini yapıyor. İşte bu ailenin neye ihtiyacı var? Hukuki destek mi? Psikolojik destek mi? Neye ihtiyacı var? Bunlar çıkarılıyor. Bu tespitler formlar dolduruluyor. Bu tespitler yapıldıktan sonra, tespit yaptın, tamam, ne olacak? Bu tespitin gereğini yapacak sosyal hizmet merkezlerinden, işte psikologlar, sosyologlar, bu genelde sosyal medya üzerinden ASEP uzmanı alıyor. Soracağım efendim az sonra, İşte bomba sorular var. Oradan geliyor. Biz şu anda iki sistemi de çalıştırdık ve bu konuda eğitim almış Hacettepe ile beraber bu arkadaşlarımızı da eğittik biz. Bir sertifika programı. Evet, sertifika programı ile genç, dinamik, böyle canavar gibi çocuklar, çok bu konuda başarılı çocuklar. Ben Kırklareli'de. Kaç kişi? 150 kişi şu anda aldık biz. Eğittik ve bu 6 aylık bir çalışmayı onlarla beraber yaptık. Ama modellememizi şu anda İstanbul Beyoğlu Belediyesi ile beraber koyduğumuz kafamızdaki soru işaretlerinin cevabını bu iki şehirden aldık. Aile hekimliği modeli gibi düşünün. Şey efendim, mesela bu insanlar ev ev mi dolaşıyorlar? Şimdi evet. Ve bu insanların dolaştıkları evler sizin az önce bahsettiğiniz o 2,5 milyon ev mi? Önce riski yüksek olan evler olacak tabii ki. Yani bir tarafta daha çok ihtiyacı olan biri dururken başka bir yere gitmesinin çok bir anlamı yok. Daha yüksek riski olan aileler önce dolaşıp alan taramasıyla önce başladık. Sonra oradaki muhtarın, oradaki aile hekiminin bağlantılarıyla, oradaki öğretmenin, imamın. Onlardan mı çekiyorsunuz? Muhtardan, evet, imamdan, şu anda biz yeni doktordan. Bir bilgi ve teknoloji altyapısı oluşturuyoruz buradan. Aile hekimliği bağlantısını da Sağlık Bakanlığı ile beraber yapacağız. Yeni bir modelleme ile gittiğinde, o tespit ettiğinde neye ihtiyacı varsa tedavi için sosyal hizmet uzmanımız gidecek, onun gereğini yapacak. Onun için sistemi çalıştırıyoruz. Tedavi için derken sosyal anlamdaki tedavi. Neye ihtiyacı varsa, hukuki destekse avukat gidecek. Psikolojik destekse psikolog gidecek. Bu ilk tespiti sizin o belirlediğiniz, bu evet, 150 tane dediğiniz, evet, ve sayısını artırmayı planladığınız yaptı. Uzmanlar. Tabii, aslında yapıyorlar. Bu bittiği zaman, başardığımız zaman 7000 açığımız ortaya çıkıyor. O yüzden size o sorular geliyor. Evet, o 7000 kişi kadro için. 7000 kadro çocukların, için gençlerin geliyor. Derdi iş. Tabii. Yani ondan dolayı her bakanımıza bu soruları sormak durumunda oluyor. Biz de yardımcı oluyoruz işte yani. Mesela bu 150 kişi, mesela Serkan Çalışkan diyor ki bu danışmanlık daha yani bu rakam nerelere gidecek? Sonra mesela birisi biraz şiirsel olarak söylemiş, Gökçen Yalçın Taşçı, güçlü toplum için güçlü aile lazım diyor. Bu sizin kongredeki, evet, sloganınız da bunun gibiydi. Evet. Aile çok önemli. Evet. Diyor ki ama bunun için, güçlü aile için şart olan da sosyologlar. Sosyologlara ne kadar yer verilecek? Aynı zamanda İİBF mezunları da bu alanda pozisyonlanmaya çalışıyorlar. Yani bu 7000 kişilik kadro özetle nasıl bir süreçte dahil olacak? Şimdi şöyle, biz ilk başladığımız zaman sosyal hizmet uzmanı dediğimiz arkadaşlarımız yalnızca Hacettepe'de bu konuda eğitim almış arkadaşlarımız olarak başladı. Fakat gördük ki bizim bu yapacağımız büyük projenin içerisinde buradan mezun olanlar bu işe yetmeyecek. O yüzden biz yasada sosyal çalışmacı dediğimiz bir şey tanımladık. Nedir sosyal çalışmacı? Kimden sosyal çalışmacı olacak diye? İşte sosyologlar da onun içine koyduk. Kimler var başka için? Mesela psikologlar var. Mesela hepsi var. Felsefe branşlarının hepsi var mı? Felsefe yani var mı? Yani felsefe de sosyal bilimler dedik. Felsefeciler biz de olabilir miyiz diye. Sosyal bilimler dedik. Mesela Hacettepe'de ev ekonomisi, 4 yıllık ev ekonomisi bölümü var. Evet. Ama biz onları koymamışız. Aslında yaptığımız işe o kadar uygun ki. O eğitim alabilmek için bu bizim istediğimiz bütün şeyi öğreniyor altyapıda. Okulunu öğreniyor ama biz onu koymamıştık.
Şimdi ne kadar daha bu sosyal hizmet uzmanlığı yetişmesini bekleyeceğiz? Bir taraftan onları yetiştirelim başım üstüne. YÖK'le görüşüyoruz, ihtiyaçlarımızı çıkarıyoruz ama bir taraftan da sosyoloğumuz iş bekliyor. Bir zaten taraftan felsefemiz iş bekliyor. Belki işte atanamayan öğretmenlerden geriye kalanlara biz diyeceğiz ki bu şartlarda gelip çalışırsanız biz size bunun da sertifikasyon programı, eğitim programıyla buradan istifade edebilirsiniz eğer bu isterseniz diyeceğiz. Bu sertifika programının süresi ne kadar Sayın Bakanım? Sürekli devam ediyor. İlk eğitimin süresi ne kadar? Normalde ilk başta bir 45 günlük yoğun bir eğitim var ama süreç içerisinde sürekli eğitici eğitimi devam ediyor. Bunlar normal kadrolara girip devlet memuru mu olacaklar bu kişiler? Şimdi vakıf üzerinden çalışma modelinde devlet memuru olmuyor. Vakıf üzerinden çalışma modeli ne demek? Her ilçede vakıf var, mütevelli heyetleri var. Biz şu anda sosyal hizmet uzmanlarımızı onların üzerinden aldık. KPSS ile alıyoruz. KPSS'deki puan sisteminin 3 katını çağırıyoruz. Mütevelli heyeti. Biz belirlemiyoruz. Mütevelli heyetler öyle. Oradaki mütevelli heyeti onların mülakatında yeterliğine bakıp karar veriyorlar. Ama bunlar devlet memuru olmayacaklar. Sözleşmeli çalışan. Sözleşmeli çalışıyorlar ama şartları şu anda mesela 2-2,5 arasında maaş alıyorlar. Ve ciddi bir talep var. Yani KPSS puanı da 85-90 civarından geliyor. İşte oradan çok yüksek olduğu için alttakiler bu sefer onlar da oradan bağırıyor. Ama böyle eriyecek işte. Evet, böyle erimek zorunda. Peki o vakıf parayı direkt vakıflar mı ödeyecek maaşlar? Biz gönderiyoruz sosyal yardımlar üzerinden. Bakanlık ama üzerinden. Anlaşmalarını o vakıfla yapmış olacaklar. Tabii. Vakıflara böyle bir yetki veriliyor. Tabii zaten sistem o şekilde çalışıyor. Bu vakıfların yöneticileri kimler? Başta kaymakamlar var bir de vakıf müdürleri var. Bir tür devlet vakfı yani bunlar. Yani yerel yönetim vakfı. Yarı devlet gibi bir şey oluyor. Yani kendi içinde de çok özerk yapıları var. Hiçbir şeyine de karışamıyorsun. Ama neticede bunların statüsü vakıf öyle mi? Evet. Sayın Mutlu? Evet. Peki efendim yani bu konuyla ilgili sorular vardı. Şu kısmı bir tamamlayalım. ASTEP ile ilgili söyleyeceğiniz başka bir şey var mı Sayın Mutlu? Şimdi bu çok önemli bir proje. Evet. Bunu başardığımız zaman neyi başaracağız Ahmet Bey biliyor musunuz? Biz sorunlarla hep sonuçla uğraşıyoruz. Süreç yönetmek lazım. Yani yok şöyle anlatayım ben size. Olay bitiyor. İşte bir şiddetle mücadelede. İşte can gidiyor, kan çıkıyor. Yani bir şey bitiyor. Biz şimdi hep sonuçla uğraşıp çözmeye çalışıyoruz. Temel şey aynen hastalıktaki gibi. Koruyucu hekimlik dediğimiz şey ne kadar önemliyse, maliyeti ne kadar düşükse. Koruyucu ve önleyici tedbire gitmek. Neden bu oluyor? Başa nasıl gidelim? Neler yapalım da bu oluşmasın dediğimiz bir... Testi kırılmadan yani. Evet, evet. Bu sistem bize bunu getirecek. Bu işin aileler parçalanmadan, değerli toplu gideceği, parçalanma noktasını görüp hemen tamir edeceği modellemeleri ortaya koyuyorsunuz. O yüzden bu beni çok heyecanlandırıyor. İnşallah bunu başarmamız gerekiyor. Sokak çocuklarının sayısı düşüyor mu? Çocukların sokağa düşmesine herhangi bir koruyucu önlem alabiliyor musunuz? Yani şimdi aslında yine bu ASTEP modeli mesela koruyucu önlem dediğimiz ailenin kendi ihtiyacına göre neden o sokakta annenin babanın durumu ne ki gidiyor ben orada ne yapmalıyım ki o sokağa gitmesin de gene buradan geçiyor. Ama yine özellikle Güneydoğu ve veya büyük şehirlerde biz bu çocuk ve gençlik merkezlerimizde sırf bunlar için sistemler kurduk. Yaklaşık bir 4-5 yıl önce hatırlarsanız 5 ayrı bakanlık, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, bizim bakanlığımız oturdu bir çalışma yaptı, bir model oluşturdu. Bunu sürekli biz geliştiriyoruz. Boşanmalar artıyor mu efendim toplumda? Şimdi şöyle. Yoksa yani istatistikler ortaya çıktı mı? Çıktığı için mi artıyor gibi görünüyor? Ben size şöyle söyleyeyim. Ortalama bizim yıllık, ortalama yaklaşık yıldan yıla değişiyor. 500 bin evlenenimiz var ortalama. Ortalama 100 bin civarı da boşanma var. Yani evlenenin o yıl içerisinde evlenenin toplamda baktığınız zaman %20'si. Ne zaman bu yükseliyor? İki yerde yükselme olmuş. Bir tanesi 2001 krizi. Yani ekonomik kriz. Ekonomik süreçler ekonomik aileyi kriz etkiliyor. Anında aileyi parçalamada en büyük veri. Zaten biz 2011 aile araştırmasını yaptığımız zamanda da bunu görüyorsunuz. O boşanmaların nedeninde. En büyük şey işte ilgisizlik, aldatma, işte alkol, bilmem ne hepsi var beraberinde, şiddet. Ama en önemli şeylerden bir tanesi ekonomi. Ekonomi krizin olduğu yıllar boşanmalar artıyor. Bir de 2008'de 2011 kadar olmasa bile orada kısmi bir yükselme var. Onun dışında ortalama böyle ama ilk kez
İstatistik Kurumu bu yılın 6 ayında evlenmelerin daha fazla ortalamada, boşanmaların daha az olduğunu. Bunda Sayın Başbakan'ın şeyi de etkili oldu herhalde, sürekli evlenmeyi. Devlet politikası, evet. Ama çok önemli. Şimdi ben 22 yıllık evli bir kardeşin olarak konuşuyorum. O kadar koruyucu bir şey ki bu. O kadar önemli bir kurum ki millet adına, gelecek adına, hedefler adına. Başka türlü şimdi mesela batıya bakıyorsunuz, daha önce bireyi öne çıkaran, aileyi yoksa yani bir sistemden, biz bireyi öne çıkarıp beraberinde aileyi de güçlendiren bir sisteme hızla dönüyor Avrupa. Mesela aile temelli yaşlı politikası, aile temelli çocuk politikası, aile temelli engelli politikasını konuşuyor, hı hı, Avrupa. Çünkü onun bedelini ödedi. Şimdi ama biz hala kafamız çok karışık. Ben bunu kendi bakanlığımda da yaşıyorum. Kadınla alakalı bir şey yaptığınız zaman, kadını güçlendirdiğiniz zaman bu sanki aileyi parçalayacakmış gibi algılanıyor. Biz şunu söylüyoruz, biri birinin alternatifi değil. Kadın insan olarak, birey olarak, çocuk insan olarak, birey olarak bütün haklardan istifade etmeli. Aile bireylerinin her biri güçlenmeli ki aile güçlensin. Fakat kafalar böyle bir karışıklık var burada. Sanki veya kadın hakları ile ilgili verdiğim bir destek, kadın daha çok şey isteyecek ve aile daha hızlı parçalanacak şeklinde bir algı var. Halbuki bunlar doğru dürüst yönetilirse, ilişkiler, sevgi ve saygı, merhamet, şefkat ortamında, sadakat ortamında, güven ortamında, evlilik en büyük şey güvendir. Bunlar iyi yönetildiği zaman bu duygular, kadının birey olarak güçlenmesi, ekonomik olarak destek alması, bunlar aileyi güçlendirir. Bunlardan hiç kimsenin rahatsız olmaması gerekiyor. Şöyle bakılıyor, kadın ekonomik olarak güçlenirse kocasından baş kalır. Neden işte? Mesela şu anda aileden sorumlu bir bakanım. Bakanım benim eşim de mühendis. Özel şirkette genel müdür yardımcısı. Siz biraz ekstrem bir örnek istediniz. Hayır. Yani insanlar kendini bilmesi çok önemli. Makamlar gelip bulunduğum geçici. Bulunduğum pozisyon değil. Makamlar gelip geçici. Burada iki çocuk sahibi bir annenin yapması gereken ne? İki çocuk sahibi bir babanın yapması gereken ne? Eşlerin birbiriyle olan münasebetlerini. Ben bakanım, sen şusun, ben bunlarla olmaz bu. İnsanın kendi kendini bilmesi aileyi en büyük çimentosudur. Ve aile hakikaten bizim için çok önemli. Yine geldiğimiz nokta aslında o manevi dinamiklere geliyor. Evet. Ne konuşursak konuşalım. İş onlarda zayıflama oldu mu insanda dağılma ihtimali artıyor. Evet. Onların güçlü olması gerekiyor. Evet. Efendim başka bir yapı daha kuruyorsunuz. Bu evlilik öncesi bir eğitim. Bunun gerçekçi olduğunu düşünüyor musunuz? Yani evlenmeden önce gelin size bir şeyler anlatalım. Ondan sonra gidelim. Ama başladık, işe yarıyor. Şimdi bakın. Bu arada buna geçmeden 2008'de yükselmiş dediniz. Acaba aklıma hemen o da şu geldi. Ekonomik durum çok kötü olunca da aileler dağılıyor. 2008 Türkiye'nin ekonomisinin çıkış yaptığı dönem. Evet. İyileşince de dağılıyor. Böyle bir şey var mı? Yok, ne yok. Dersiniz? Yok. Öyle bir şey yok. Türkiye'nin ekonomisini her geçen gün düzeltmeye çalışıyorsunuz parti olarak. Eğer çok düzelirse dağılırız gibi bir sonuç çıkabilir. Yok, çünkü yani ben hep şunu söylüyorum. Birbirinin alternatifi değil. Ya o ya o diye bir şey yok. Biz kendi modellerimizi, özgün modellerimizi, biz bir büyük bir medeniyetten geliyoruz. Evet, o medeniyetin dinamiklerini koruyarak ancak evet, bunlar kullanılıyorsa. O medeniyetin gerekli şeyini oluşturmamız gerekiyor. Evlilik öncesi eğitimle evet. alakalı. Şimdi tabii burada ben hep şunu söylüyorum. Bir araba kullanmak istediğiniz zaman gidip ehliyet almak zorundasınız. O arabayı takla attırmamak için neler yapmanız gerektiğini, evet. teknik altyapısını bilmeniz lazım değil mi? Ehliyet mi dağıtıyorsunuz efendim? Şimdi evlilik bundan daha önemsiz bir kurum değil. Burada temel olarak şey, evlilikte ihtiyacı olan bilgiyi vermek. Neye ihtiyacı var? Mesela evlilik ve sağlık, üreme sağlığı. Gençler bilmiyor. En çok da takip edilen birim bu birim, üreme sağlığı. Evlilik ve hukuk, evlilik ve iletişim. Yakın çevren ilişkin nasıl ayarlayacaksın? Karşılıklı ilişkin nasıl ayarlayacaksın? Mesela ilk evlendiğin zaman boşanmalar ilk 5 yılda çok daha yüksek. Sonradan o sorunları yönetebilme kapasiten artıyor. Veya insanlar oluruna bırakıyor. Vallahi o da bir yöntem olabilir ama. Evet, ama sonuçta ilk yıllar çok tehlikeli. Özellikle birbirini çok seven, birbirine delice aşık olduğunu düşünen evlendiği ilk yıllarda çok büyük sorunlar yaşadığında biz onlara şunu söylüyoruz. Bunu nasıl yönetebilirsiniz? Mesela ilk olay veya ilk anlaşmazlıklar olmaya başladığı zaman eyvah ben yanlış bir evlilik yaptım, mahvoldum değil.
Bu herkesin başına gelebilir. Ben bunu yönetmem lazım. Yani sorun çözme kapasitesini artırıyoruz. Siyah ve beyaz değil. Hayat siyah ve beyaz değil. Arada kimse binlerce için griler kimse var. Için evet. Biz onlara grileri gösteriyoruz. İnşallah bunu şimdi İstanbul'da Belediyeler Birliği'nin imzasını attık. Bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Bir şey daha yapacağız. Hı hı. Mesela bu kadına yönelik şiddetle ilgili süreçte de Ahmet Bey, dikkat ederseniz boşanma öncesi, boşanma sonrası, bu olaylarda hem çocuklar hem yakın çevre ve toplum çok büyük sorun yaşıyor. Biz şimdi diyoruz ki, kendi içimizde de bunu çalışmaya başladık. Bir rakam size daha vereceğim. Ne kadar enteresan bir şey. Boşananların, bu dedik ya biz ortalama 500 bin boşanma var. %14 100 bin boşanma var dediniz. 500 bin. Bunun %80'i yeniden evleniyor. Boşananlar birbirleriyle evleniyor. Hayır. Boşananlar başka bir ikinci evliliğini yapıyor. Bunun %14'ü de eski eşiyle evleniyor. Şimdi yani her halükarda evlenmeden duramıyoruz yani. O da iyi bir enteresan. Şey. Evet, bu iyi. İyi bir şey ama bir şey oradan başka bir şey çıkıyor. Çok hızlı boşanıyor. Yani o kadar hızlı bir şekilde karar veriyor ki boşanmaya. Büyük bir sinirinden sonradan bakıyor ki bu çözüm değil. Olaylar daha da büyüyor. Boşan nereye kadar? Ondan sonra aynı eşiyle çok ciddi bir oran bu %14. Yeniden kendi ilk eşiyle ayrıldığı eşle yeniden evlenenler var. O zaman biz diyoruz ki bir dakika. Yani hemen bu en son noktaya gitmeden önce step by step kendinizi bir check edin. Karşılıklı neler yapmanız gerektiğini. Biz bunu hayat ve hukuk diye çalışan genç hukukçuların olduğu bir STK ile de beraber bir pilot çalışmasına başladık. Hı hı. Küçük küçük verilen desteklerde birbirini yanlış anlamanın, birbirine olan iletişimsizliğin aslında bilgisizlikten veya farklı sorunlardan kaynaklandığını, oturup bunlarla konuşulduğu zaman, rehabilite edildiği zaman oraya gitmeden de yolda durdurulabildiğini de gördük. Birkaç pilot çalışmada. Şimdi bunları yapacağız ama illa insanlar hakikaten birbirine yaşayamayacak durumdaysa da burada da bunu en az zararla, çocuk üzerinde, toplum üzerinde işin psikolojisini en az zararla yönetecek hale nasıl getirebiliriz çalışıyoruz. Bununla da Adalet Bakanımızla beraber çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi efendim İlker Kayar diye bir takipçimiz, sizin de takipçiniz, her yerde sizi takip ediyor anladığım kadarıyla, Boşanmış Babalar Platformu diye bir organizasyon var. Bunlar diyorlar ki Türkiye'de çocukların bir mal gibi icra yoluyla babalarıyla görüştüğü konusunu biliyor musunuz? Size soruyorlar efendim. Bu konuda siz ne gibi çalışmalar yapacaksınız? Bakanlığın süresinde hep kadınlar için çalıştınız. Erkekler için ne yaptınız? Kadın koruma yasasının kadınlar tarafından istismar edildiğini biliyor musunuz? Şu an binlerce erkek eski eşinden veya mevcut eşinden iftira altında ve ceza almıştır. Bu yasanın bazı kadınlarca istismar edildiğini biliyor musunuz? Bu yasada erkek görüşü alınmamıştır diyorlar. Ve sizi bundan suçluyorlar. Bazıları da mesela kadın ve sosyal aile ve sosyal politikalar bakanlığında kadın ismini niye söktünüz diye orada da suçlamalar var. Nedir efendim bunlarla ilgili söyleyeceğim? Şimdi tabii herkes kendi yaşadıkları ve kendi ideolojileriyle bakıyorlar. Aynen sizin söylediğiniz gibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda çok güçlü bir kadından sorumlu bir genel müdürlük, idari kadro ve mali kadro oluşmasına, yasa çıkmasına, yönetmelikler oluşmasına, yalnızca 10 ayda 20 kadın konuk evi açmamıza rağmen bir grup diyor ki kadının adını bakanlıktan bile yok ettiniz. Biz de diyoruz ki yani gelin şu yaptığımız işe bakın. Bir grup öyle diyor. Öbür grupta erkeği sildiniz diyor ki burada hep kadınlar için çalışıyorsunuz. Öbürleri kadının adı yok diyor. Öbür de diyor ki hep kadınlar için çalışıyorsunuz. Ben şunu söylüyorum, ben aile bakanıyım. Kadının ve erkeğin ikisinin de bakanıyım. Kimin neye ihtiyacı var ve ne tür sosyal sorunlar varsa, tabii ki erkekler hep fail değil, mağdur da oluyorlar. Evet efendim. Mağdur olan erkeğin de yapılması gereken işlemler, o da bizim görevimiz. Onu da yapmamız gerekiyor. Onunla alakalı da çalışmamız gerekiyor. Ama şimdi önceliklerimizde bir taraf çok daha mağdur ve çok daha hızlı bir... Bir yerde bir genellik var, bir yerde bir özellik var. Çok daha hızlı bir hareket etmeniz gerekiyorsa önceliği ona veriyorsunuz. Ama sonuçta bu talep de doğru bir taleptir. Onlarla alakalı yapılması gereken ne varsa başım üstüne diyorum. Tamam efendim, o zaman oturup çalışırız. Bu sözünüzü onlara havale ediyoruz. Size tamam. Ulaşmaya çalışıyorlarmış çünkü. Tamam. Efendim kadına şiddette oransallık olarak bir artış var mı? Bir de bu artışta hakikaten yani gerçekten ampirik olarak, istatistiki veri olarak, yani bilimsel olarak televizyon dizilerinin, gazetelerdeki haberlerin, filmlerin,
medyadaki süreçlerin etkisi var mı? Kesinlikle etkisi var. Bir kere şu var. Biz açık bir topluma gidiyoruz. Açık bir toplumuz daha, gidiyoruz da değil. Bu kadar ulusal medyanın, bu kadar yerel medyanın güçlü olduğu bir Türkiye'de daha önce bu konuştuğumuz konular sorun olarak gözükmüyordu. Ama oluyor muydu, yoksa şimdi ortaya mı çıktı? Üç maymun oynuyordu Ahmet Bey. Devlet sahiplenmiyordu, toplum kabul ediyordu, görmüyordu. Ben küçükken de hatırlıyorum, komşumuz da işte eşiyle kavga etmenin seslerini duyardık biz. Ama sabahleyin gün doğduğu zaman, güneş çıktığı zaman hiç kimse bunu konuşmazdı. O kadın evin içinde ne Türkçe'de çekerse çeker, ne hiç konuşulmazdı. Şimdi kadın hakkı, çocuk hakkı, bireyin hakkı öne çıktıkça bunlar daha çok ortaya çıkmaya başladı. Devlet de bunu görmeye başladı. Görecek, ölsünler mi yani? Ölsün mü? İnsanlar ölüyor. Sonuçta bunu görmek durumunda. Dolayısıyla şimdi hep şunu söylüyoruz. Şiddet arttı mı? Şiddet daha önce kapalı olarak gözüken iş açığa çıktı. Devlet bunu sorun olarak gördü. Şiddete sıfır tolerans diye, nasıl karakoldaki şiddete sıfır tolerans diyen bir devlet varsa, kadın yönelik şiddette de sıfır tolerans diyen bir anlayışla kurumlarını ve hukuki altyapısını güçlendirdi. Yani efendim artış yok, belirginleşme, belirme ortaya çıkma mı var diyorsunuz? Ortaya çıktı, ama şu da bir gerçek. Medyamızın, özellikle dizilerimizin, özellikle bu yapılan çalışma, yani reyting uğruna yapılan çalışmalarda kadını ikincileştiren, kadını cinsel bir meta olarak gören yapıların belli bir süre sonra toplumda ciddi bir şekilde sosyolojik manada bir değerlerde yozlaşmaya dönüşüyor. Daha önce bizim için çok önemli olan değerlerimizde zayıflamalara neden oluyor. Ve burada bu dediğiniz manada bunu körüklediğine ben de inanıyorum. Fakat şimdi siz yasakları kaldıran bir anlayışla yolunuza devam ettiğinizde, burada bir şey söylediğinizde ya sivil dikte oluyor, ya yasakları getiren, sansür getiren bir şeye dönüşüyor. Burada da çok ince bir çizgi var. Bir yandan medyaya sansür uygulanmaması gerekiyor, ama bir yandan da işe çeki düzen verilmesi gerekiyor. Şimdi biz o yüzden nasıl dengesini şöyle yapacağız. Mesela bir kanalı açıp telefon ediyor musunuz? Ya ne şakayla karışık da olsa Kubat Nihale'yi durmadan dövüyor. Yani niye bunu veriyorsunuz kardeşim diyor musunuz? Ben tek başıma demem önemli değil. Toplumdaki farkındalık ve bilinç çok önemli. Ama reytingler çok yüksek çıkıyor. Şimdi şunu şöyle. Toplumun %80'i bundan şikayet ediyor. Evet. Çok değişik bir toplum yapımız enteresan var. Enteresan. Şikayet ettiği dizileri radyo televizyon üst kuruluna şikayet etme oranı %2,5. Ya şikayet etme mekanizmasını zor buluyor, şikayet etmiyor. Ya şikayet ettiği diziyi izliyor, kendi kendini kontrol edemiyor. Bu da ciddi bir sorun. O yüzden irade sorunu var. Ciddi bir sorun. O yüzden elindeki medyayı, kumandayı nasıl kullanacak? Reyting için onu yapıyorsa, o reytingi düşürme kimin elinde? Hepimizin elinde. Tabii ki. Şikayet ediyorsan gereğini yapacaksın. Toplum gereğini de yapacak. Herkes gereğini yapacak. Devlet gereğini yapacak. Biz o yüzden kendi çalışmamızı yaptık. Neler yapmamız gerektiğini, medya okur yazarlığından tutun, toplumun bilinçlenmesine kadar tutun. Neler, dünya mesela, Amerika bunu nasıl yapmış? Amerika bunu dizilerin veya yayınların üzerinden bir etik kurulu oluşturmuş, sivil toplum üzerinden. Diyor ki o dizi benim aile yapımı veya o yayın benim toplumsal yapıma zarar veriyor diyor. Kendi içinde bu örgüt, etik kurul çalışıyor. Mesela çok önemli bir örnek olmuştu. O sırada o diziye reklam veren firmaya büyük bir psikolojik baskı yapıyor. Diyor ki sen buna reklam verdiğin sürece ben de seni almayacağım, tüketmeyeceğim. Mesela McDonald's da bu yaşanmış. McDonald's ürününe demişler ki sen bunu desteklediğin için ben senden desteğimi çekiyorum, seni almayacağım. O kadar şey bir şey ki bu, önemli bir tedbir ki bu. Bir anda o desteği çekiyor. Her şey kendi kendine otokontrol içerisinde. Ama işi sivil topluma havale edelim mi diyorsunuz? Herkesin yapacağı iş. Amerika'da RTÜK yok biliyorsunuz. Herkesin yapacağı iş var diyorum. Aha. Şimdi bu mazeret üretmedik. Ben bilmem, sen yap dersen bu olmaz. Biz çözüm makamıyız. Bize düşen de yapacağız. Kurumlara düşen de yapılacak, ama toplumda hep şikayet eden, hiçbir şey yapmayan bir toplum olmadan çıkıp gerekli refleksi gösterecek. Yalnız efendim bugün aynısını konuştuk. Biz
Mesela bugün 28 Şubat sürecini yargılıyoruz. Mecliste komisyonlar kuruluyor, darbe araştırma komisyonları, yargı çok ciddi bir şekilde işi force ediyor ve bunlarla ilgili süreci yönetiyor. Ta 12 Eylül'e kadar işler götürüldü. Ama enteresandır, 28 Şubat'ın hazırlayıcısı olan haber bültenleri şu anda Türkiye'nin en çok izlenen haber bültenleri. Yani burada bir şey var, sistemde işleyen bir ters bir yapı var. Yani o günün kahramanları bugün yine kahraman. Ciddi bir şekilde araştırılması gereken bir konu. Peki efendim, böyle bağlayalım. Şimdi bir panik butonu var. Biz de burada bu panik butonuna basmanız yani. Panik butonu nedir Sayın Bakan? Şöyle, yasanın içerisinde teknik takip diye bir şey var. Teknik takip ifadesi bir kere korkutucu bir şey. Yani insanların telefonlarını dinleyeceksiniz, yok, uydudan gözetleyeceksiniz, yok, yok, İHA kaldıracaksınız. Orada zaten teknik takibi onları yapmayacak şekilde maddeyi koyduk. Yani nasıl? Yani şöyle, şimdi mesela burada mahkeme kararıyla bir eş sürekli şiddet uyguluyor, mahkemeye gidiyor, mahkeme kararıyla. Yani bu benim buraya teknik takip yapalım, hı-hı, şuraya bir buton koyalım, böyle bir şey yok. Yani insanları mahkeme, gözetleme sistemi kurmuyorsunuz değil mi? Böyle bir şey yok. Evet. Teknik takip sisteminde mahkeme kararıyla evden uzaklaştırma veriliyor. Evden uzaklaştırma verilmesine rağmen eve yaklaşıyorsa, şu andaki sistemde eve yaklaşıyorsa kimse bir şey yapamıyor. Teknik takip dediğimiz sistemde bir buton sistemi, bunu işte çalışmasını tamamladık. Hem İçişleri Bakanımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum, hem Emniyet Genel Müdürlüğümüze. Çünkü bizim bir şey yapabilmemiz için paydaşlarımızla hızlı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Evet. Her yaptığımız için 3-5 tane paydaşımız var. Bizim alanın öyle bir zorluğu var. Bütün toplumu ilgilendirdiği için. Bütün dünyayı inceledik. İspanya'yı, Avusturya'yı, İngiltere'yi, bu işin iyi çalışanları. Hangi modelin çalıştığına baktık. Biz kendi sistemimizde bir ortak bir karar aldık beraber, iki kurum. Ve bu modelimizi oluşturduk. Şimdi 150 tane bu dediğimiz modelden buton sistemini 1 Ekim itibariyle aldık. Yani Genel Müdürlüğümüz, Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bize verildi. Şimdi bunu ne yapacağız? Nasıl bir şey bunlar? Yani şöyle bir buton, şunun dörtte biri gibi bir şey. Bunu butonu yanınıza getirdiniz. Yok yok, hayır yani. Burada. Şunun yarısı gibi. Burada mahkeme kararıyla evden uzaklaşma verilmesine rağmen eve gelip yeniden şiddet uygulamaya çalıştığı zaman, hı hı, bu sistem 155 üzerinden devreye giriyor. Basılması halinde, evet, değil mi? Evet. Hanımın basması gerekiyor, evet, evdeki. Anında zaten bunun olması bile işin psikolojik boyutu açısından takip edildiğini, yaklaştığı zaman sistemin çalıştığını bildiği zaman bile herkesin kendi kendine çeki düzen vermesine, baştan bunun varlığı bile birçok şeyi düzeltmeye yarayacak. Bu sistemin şu anda Bursa ve Adana'da pilot çalışmasına başlıyoruz. Ayın 18'inde de biz bakanlık olarak Bursa'ya gideceğiz. Bunun lansmanını da yapacağız. Çünkü birkaç tane son olaylara baktığımız zaman, daha önceki olaylarda da mahkeme kararı vermesine rağmen gidip veya boşanma olmuş bitmiş olmasına rağmen kafada evlilik devam ediyor veya bir hazmedemiyor, beni nasıl bıraktı. Bunlar işi kolaylaştıracak, hem teknik olarak kadının kendini güvenceli hissettiği, çünkü öbür türlü evden çıkamıyor veya emniyet haklı olarak diyor ki ya kardeşim her birinin nasıl başına yapacağız, bir polis mi koyacağım diyor. Evet. Biz de diyoruz ki artık böyle bir şey yok. Modern ve çağdaş yönetim anlayışında, bilgi ve teknoloji çağındayız. Her birinin başına bir polis koymadan da bu sistemi çalıştırabilirsin diyor. Bu şiddet önleme merkezi dediğiniz yerde mi olacak bunun bir ucu da? Bir ucu öyle olacak ama bu arada şiddet... efendim, bu da yedek mikrofon, biliyor musunuz? Her dokunduğumuzda bir yer alarma geçiyor. Ben hemen bile. Şimdi yasada şiddet izleme merkezlerimizin kurulmasını öngördük. Neden ihtiyaç hissettik? En büyük sorunumuz verilerin birleşmesinde. Yani bir olayla alakalı mahkemede, evet, mahkemedeki boyutu, Adalet Bakanlığı'ndaki bilgi, UYAP sistemi, İçişleri Bakanlığı'ndaki bilgi sistemi, Sağlık Bakanlığı'ndaki acildeki bilgi sistemi, hmm, bu sistemlerin hepsi birbiriyle entegre olmadığı zaman her bir olayda farklı bir yerden patlatıyorsun. Hmm. Yani sonucu önlemen mümkün olmuyor. O yüzden uygulamada bu yasanın hakikaten işe yaraması için bu merkezin birleşmesi gerekiyor. Bu merkezde Sağlık Bakanlığı'ndan hemşire olacak. İçişleri Bakanlığı'ndan bir polis, bu konuda eğitimini almış bir polis olacak. İlgili bütün birimlerden sorumlular olacak. Bizim bakanlığımızın sorumluları olacak.
bilgi ve teknolojik altyapısıyla ilgili bir olay olduğu zaman o olayın aşamaları o sistemde takip edilecek ve yetkililer bir arada olduğu için anında neler yapılması gerektiği tedbir alınacak. Şimdi Ankara'da Altındağ Belediye'miz sağ olsun bize hemen güzel bir iki katlı bir bina verdi. Evet. Bakan yardımcımızın birebir takibiyle şu anda sistemi başlattık. İnşallah bir 15-20 gün sonra sistemi çalışmaya başlayacağız. Beraber de gidip olur efendim, onu da size de gösterebiliriz. Tamam. Bu yine iş konusuyla ilgili ASTEP'te bizim meslektaşlarda olduğu için soruyorum. İletişim fakültelerine de yer verilecek mi deniyor? Bütün bir sosyal bilimler. Sosyal bilimler dedik ya. Dolayısıyla eğer olursa olur yani. Evet, hepsi efendim. Olabilir. Efendim bir şey daha. Bu da bir TRT mensubu. Bizim spikerlerimizden bir tanesi genç. Herhalde yeni çocuğu var. Annelere, çalışan anneye kreş yardımındaki son durumu soruyor. Şimdi Emre Şimşek. Evet. Çok güzel bir soru. Biz şimdi bunu Kalider'le, Açev'le modellemeler üzerinden çalıştık. Çünkü bunu çok önemsiyoruz. Çalışan kadının hayatını kolaylaştırmamız gerekiyor. Evindeki çocuğu, mesela benim kendi rahmetli annem iki çocuğumu o büyüttüğü için ben bunları yapabildim. Ama herkes benim kadar şanslı değil veya herkesin işte büyük şehirlerde yanında ailesi, bebeğini de olmuyor. Evet. Dolayısıyla biz sosyal devlet olarak yan destekleri verecek modeller oluşturmamız lazım. Bir taraftan yaptığımız protokollerle en çok kadın çalıştıran yerlerde kreş açılması ile ilgili bir çalışma yaptık. Nihat Bakan, Sanayi Bakanımız hemen organizelerde 14 organizede kreş açılması talimatını ve takibini yaptığımızda biz Gaziantep'te kendi şehrimde organize, 6 organize sanayi olan bir şehirde kreşimiz yoktu. Şimdi inşallah bir 2 ay içerisinde temelini attık, bitiyor. Bu tür şeyleri bir taraftan yapıyoruz. Bir taraftan da biz çocuk bakım sistemi dünyada nasıl çalışıyor diye bir çalışma yaptık. Yani Dünya Bankası, işte Açev, Kagider. Burada verilen mali destekle, yani çocuk başına verilen mali destekle sistemin kendini nasıl çevirdiği, nasıl amorti ettiği. Çünkü verilen mali destekle beraber kayıt dışında çalışan kadınların bu desteği almak için kayıt içine gireceği. Çünkü %40 kayıt dışında kadınların kayıt dışındaki çalışmaları erkeklerden daha yüksek. Kayıt içine girecek. Vergisini vermeye başlayacak. Bir taraftan yeni kreşler ve çocuk bakım evleri açılacak. Burada çalışanlar sistemin içerisine istihdam olarak gelecek ve vergisini verecek. Bu çevrimi yaptığınız zaman verdiğiniz mali desteğin belli bir süre sonra dönüşünü sağlıyorsunuz. Bunu Çalışma Bakanımız gördü, sıcak baktı. En büyük sorunumuz mali olarak, mali disiplini bozmadan bunu yapabilecek altyapının oluşması gerekiyor. Bu da tabii ayağımızı yorganımıza göre de uzatmamız gerekiyor. Bizim şu andaki ekonomik gücümüz, bu dünyadaki birçok Euro bölgesinde yaşananlar, Amerika bölgesinde yaşananlarda baktığınızda en güçlü tarafımız bizim mali disiplinimiz ve ekonomik istikrarımız. Bizim yapacağımız sosyal destekler bu dengeleri bozmadan götüreceğimiz destekler olması lazım. Efendim az vakit kaldı, müsaade eder misiniz? Biraz daha hızlı gideyim. Şimdi özürlerden bahsettiğiniz zaman onlarla ilgili de aslında güzel bir iş oldu. Bizim kurumumuza da bu ÖMSS, yani özürlü memur seçme sınavı, engelli diyelim, seçme sınavı yapıldı ve bize gelenler de oldu. Size teşekkür ederim. Çok da iyi istifade ediyoruz arkadaşlardan. Evet. Hakikaten çok başarılı çalışıyorlar. Ama şimdi bu konuda bir kere bir rakamlarda kafa karışıklığı var. Gelen tweetlerden hareketle söylüyorum. Mesela Çetin Özgen diyor ki 8.500.000 kişi ÖMSS sınavının her haberini dikkatlice izledi. Ailelerini de katıyor belki de. 20.000 kişi atanacak dendi ama 4.500 kişi atandı. Öte yandan başka bir vatandaşımız daha farklı rakamlar söylüyor. Diyor ki Ender Kılıç, Sayın Bakan 20.000 engelli memur demişti. 7.000 alındı. İkinci alımlar ne zaman olacak? Bu konudaki rakamları netleştirir misiniz? İkinci alım konusunda bilgi verir misiniz? Şimdi şöyle, biz 7.000 diye kadro açtık. Kadroyu açarken de boş olan kadrolarda, işte mesela Diyanet İşleri, ben huzurlarınızda başkana da çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan'a ben telefon açtım. Dedim ki başkanım, İşte böyle bir durum var. Başkanlığınıza dair çalışan yerde %3 engelli çalışmada boş kadro var. Dedi ki ben hemen talimat veriyorum, sıfırlayalım.
ne kadar alınması gerekiyorsa alınsın hemen. Sayın Mehmet Şimşek mi? Yok yok, Diyanet İşleri Başkanı. Diyanet İşleri Başkanı. Mehmet Görmez Bey. Kaçırdım. Evet. Maliye Bakanımız. Kadroyu açtı. Diyanet İşleri Başkanımız kadroyu açtı. Devlet personelden talep etti. Evet. Devlet personel bu kadroları. Bunun gibi şimdi Sağlık Bakanımız aynı şekilde, Tarım Bakanımız aynı şekilde kadroları açtı. Ama şimdi diyor ki benim şu kadrodan engelli ihtiyacım var. Mesela diyor ki Diyanet İşleri Başkanımız benim imam engelli olarak çalıştıracağım imam kadrosuna ihtiyacım var diyor, açıyor. Fakat veya Sağlık Bakanlığı'nda engelli imam oluyor mu efendim? Benim bildiğim kadarıyla engelliler normallere devlet ona imam kadrosundan alıp içeride memurluk yapıyor. Evet. Memurluk yani, noktasında biraz dini evet, şey olması. Tabii tabii ama yani o kadroyu evet. açtığını evet. söylemek bakımından söylüyorum evet. ben. Kadroyu açtı ama senin elindeki arz ve taleple alakalı bir şey. Engellilerimizin bütün bakanlıklardaki açılan kadronun karşısında karşılığı karşılamadı. Başvurduk, biz açtık kadroyu. Gelin başvurun dedik. Ama çağrılan ihtiyaç o kadar çıkmadı. Çıkmadı. Birinde fazlalık var, birinde eksiklik var. Şimdi bunu bizim ilk şeyimizdi, denememizdi. Çok önemli bir sınav yaptık. Dünyada ilk kez böyle bir model uyguladık. İlk kez çünkü şeye uygun, engele uygun bir sınav yaptık. Tabii zihinsel engellileri kendi içinde yaptık. Evet. Görme engellileri kendi, işitme engellileri, bedensel engelliler hangi? Çünkü Ahmet Bey, sınav sisteminde hepimiz geçtik. Aynı sınav sisteminde koyuyorsun, biri görene, öbürü duyana, öbürü anlayana kadar bedensel engelli yapıp evet, çıkıyor. Evet. Yani önce bir haksız rekabet vardı, onu düzelttik. Şimdi ikinci aşama, bu geriye kalan boş kadroların adaletli bir şekilde yerleşmesini sağlamak. Hem ÖSYM ile hem devlet personeliyle 20 kişiden kaç tanesi atandı sen bu? 5000 küsur atandı. Hı hı. Şimdi biz Ekim ayında şu anda yıl sonuna doğru Çalışma Bakanımızla da görüştük. Hı hı. Aslında biz bunu her bakanlık kendi açıyordu ya. Çalışma Bakanımızla da Başbakanımızla da konuştuk. Direkt Başbakanlığın yetkisine verip çünkü her bakanlık kendi içinde dönüp ne yapayım diye bakıyor. Buna gerek yok. Engelliyim. Tek elden gitsin. Çalışma Bakanlığı ihtiyacı çıkarsın. Başbakanlığımız talimatını versin. Bu işi hızlandıralım dedik. Başbakanımız da bunu Sayın Bakanımıza talimat olarak verdi. 2000 kişi için mi konuşuyoruz yoksa hayır, yeni geriye bir kalan. Geriye kalan 21 bin açığımız var. Onu ne zaman tamamlayacaksınız? Şimdi biz bu sınavı 2 yıllığına yaptık. Bu sınav 2 yıllığına geçerli bir sınav. Hı-hı. Doğru bir sınav yaptık. Hı-hı. Bunları hızlı bir şekilde yerleştirme. Mesela bizim şey vardı. Büyük Kongre'de 63 maddelik 2023 vizyonu diye açıkladığımız, hı, halkımızla paylaştığımız parti kongremizde bir tanesi de bu bütün engellilerin istihdamının yapılacağı bir devlet politikası olarak orada söylüyor ve öngörülüyor. Bunu hızlandıracak mekanizmaları güçlendiriyoruz. Bunu iş olarak görüyoruz biz. Ama bir yanda da şimdi siz ilk kez böyle bir şey oldu ve ilk kez 7000 kadro açıldı. Arkasından bunu peyderpey devam ettireceğiz. Peki hocam, birazdan netleştirme açısından bu 2000 yani 5000 7000'den geri kalan 2000 evet. yıl sonuna kadar atanmış olacak mı? Bakanımızla beraber çalışacağız, onu da atayacağız inşallah. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yani. Evet, Sağlık Bakanımızla çalışıyoruz, devlet personeliyle çalışıyoruz. Evet. Arkasından geriye kalan, geriye kalanlarda da mesela bin. Ben inceledim nereler var diye. Hı hı. Üniversitelerde eksiklerimiz var, açıklarımız var. Tek kamu kurumları olarak da bakmamak gerekiyor. Özel idarelerde açıklarımız Milli Eğitim'de var. Mesela Mustafa Karaca engelli öğretmen adayıymış. Doğru. Konya'dan bizi aramış. Diyor ki ÖMSS yarıştırmalarında birçok nitelikli mesleğe kadro açılmasına rağmen engelli öğretmen adaylarına kadro açılmadı. MEB bedensel engelli öğretmen atama yönetmeni bulunmasına rağmen biz niye böyle bir sıkıntı yaşıyoruz? Doğru söylüyor. Çok önemli bir sorun. Ben de aynen kardeşime katılıyorum. Orada bizim engelli öğretmenleri kendi sistemimizden alıyoruz. Öbür sistemden dolayı da bekletiyoruz. Orada kendi içinde bir şey var. Sıkıntı var, aşılması gereken. Onun için de şunu dedik biz. Bu engellilerimizin grubu nedir? Mesela 1500 engelli öğretmenimiz bekliyor diyelim. Ders verebilecek durumda olan. Çok küçük bedensel engel olabilir. Çok küçük yani o çocuklara ders vermesine engel olmayacak şekilde. Eğer bir engeli varsa, bu öğretmenlik yapmasına engel bir durum teşkil etmiyorsa bunların atamasını sağlamamız gerektiğini burada düşünüyorum. Burada mesela ben bir MS hastası, bir delikanlı ile yani bütün gelen engelli evet. arkadaşlarla haber dersin hepsiyle tek tek görüştüm. MS hastası ama baktım çok sağlıklı görünüyor. İki kere atak geçirmiş. Evet. Yani o engelli şeyine girmiş, kategorisine girmiş ama oldukça da iyi evet. gözüküyor ve biz istifade ediyoruz. Yani onların kendi içinde kategorize edilmesi ve sonuna kadar o yetişmiş insanlardan çünkü öğretmen olmuş ya
engelli ama zoru başarmış. Engelli öğretmen olmuş ve o engel öğretmen olan kişinin biz önünde engel olmamamız gerektiğine ben inanıyorum. Anladım. Çok haklı bir talep o. Sayın Bakanım, artık son dakikalar, bir iki tane özel de soru sormak istiyorum. Gazilerle ilgili bir çalışma yapıyormuşsunuz. Şehit ve gazilerle ilgili güzel şeyler yapılıyor. Bir de madalya çalışmanız varmış. Ben, bu, evet. Bu alanda biraz değerlendirme evet, yapar mısınız? Şimdi şöyle, bu dedim ya, biz iki temel yasayı çıkardık. En önemli çıkardığım yasalardan bir tanesi şehit yakınları ve gaziler, bir de terör mağdurlarıydı. Evet. Burada önce alanda yaşanan, uygulamalarda yaşanan sorunları çıkardık. Baktık ki muhtaçlık belgesi isteniyor. Aileler, anne baba bu paradan istifade etmek için anlaşmalı boşanıyor. Bunları kaldırdık. İkinci istihdam hakkı çok önemliydi. İkinci istihdam hakkını verdik. Yani yasaya baktığınız zaman temel birçok sorunu çözen bir yasa hazırlandı. Orada gazilerimizin, Kıbrıs gazilerimizin bize söylediği bir şey var. Dediler ki bakanım, Kore'den gelen Kore gazilerimize Kore hükümeti madalyasını gönderiyor. Ama Kıbrıs gazilerimizde dernekler üzerinde madalya para karşılığı darphaneden basılıyor. Dedik ki bu kabul edilemez. Biz burada hemen, ben başbakanımıza konuyu anlatınca gereğini yapalım dedi. Yani Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Burada madalyanın dernekler üzerinden mali olarak bastırılması ve maliyetinin gaziden alınmasının kabul edilemez ve devam edilemez olduğunu ben şahsi olarak da düşünüyorum. Biliyorsun şu anda bedelliden gelen, bize de bir kaynak da var. O bedelliden gelen kaynağı nasıl kullanacağımız da belli. Şehit yakınları ve gazilerimiz, onların çocukları için, şehitliklerimiz için kullanacağız, engellilerimiz için kullanacağız. Biz hemen Ramazan'daki yemekte 150 tane Kıbrıs gazimizin darphaneden madalyasını yaptırdık ve başbakanımız 5 gazimize bu madalyaları taktı. Şimdi biz bedellinin yönetmeliğini hazırladık. Maliye Bakanlığı'nın onayı alıp bunu kullanmamız gerekiyor. Nereye kullanacağımızı da belirledik. İnşallah bu yönetmelik de çıkınca bu gazilerimizin madalyasını hızlı bir şekilde yapacağız. Yalnızca Gaziantep'te 350 tane Kıbrıs gazisi madalya bekliyor. Evet. Sadece Gaziantep'te dağıttık yok, diyeceksiniz diye diyecektim çünkü kendi bölgeniz biraz... Yok, hayır. Ben herkesin bakanıyım. Efendim bir şey söyleyeceğim. 74 milyon bakanıyım ben. Sosyal medyayı kullanıyor musunuz? Mesela insanlar problemlerini Twitter'dan sizinle paylaşsalar onlara cevap verecek bir ekibiniz var mı? Sosyal medyayı kullanıyoruz. Ekibi de güçlendiriyoruz. Her geçen gün güçlendiriyoruz ama aşırı bir yoğunluktan dolayı gelen giden telefon trafiği, meclis ve şehir dışlarından dolayı benim birebir onları yazma zamanım ama elbette olmuyor. Bir ekiple çalışıyor. Ama sonuçta bizim ekip ve ben bunun faydasına da çok inanıyorum. Çünkü bizim alan özellikle çok geniş bir alan. Toplumdaki değişim ve dönüşüm, bilinçlendirme buralardan geçiyor. Çünkü hep ne olmadığımızı anlatıyoruz ondan sonra. Halbuki biz şu yüzdemenin bütün yollarını kullanmamız gerekiyor. Bu da önemli bir yol. İnşallah 110 bine çıktı takipçimiz. İnşallah bugünden sonra daha da artıracağız. Sayın Arası'na biraz destek verdi. Efendim bir şey daha sorayım. Üçüncü döneminiz sona eriyor ve üçüncü dönemden sonra bir dönem ara vermeden devam edemeyeceksiniz sürecinize. Evet. Bu arada sizinle ilgili belediye başkanı olabileceğiniz gibi alternatifler de konuşuluyor. Siz ne yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi üçüncü dönem çok doğru bir iş. Çünkü bu makamlar belli bir süre sonra yapılıp yerine gelen, tüm insan kaynağı üreten 74 milyon genç bir nüfusumuz var. Teşkilatlarımızdan, bizim teşkilatlarımızdan çok ciddi bir şekilde alttan yetişen bir ekip var. Bizim gününde ve zamanı geldiği zaman toplum senden bıkmadan, yaşlanmadan bu işi devredebilmeyi bir siyasi ahlak olarak ortaya koyan bir anlayışı getirmemiz gerekiyor. O yüzden ben burada bu yapılan işin doğru çok olabilir. Doğru olduğunu düşünüyorum. Siz ne yapacaksınız? Ben ne yapacağım? Şimdi ben ne yapacağım? Ben bu tecrübeyi nerede istifade... Şimdi Sayın Başbakanımız teknik direktör. Hepimizin kabiliyetini, kapasitesini biliyor. Şu anda bize bu görevi verdi. İşte son Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi olarak da beni parti yönetimine aldı. Evet. Bu dönem bittiği zaman gidip partide çalışırım. Sayın Başbakanım nerede çalıştı? Yani orada çalışırım. Genelde bakanların hepsinin cevabı aynı. Ama oluyor. Bu da olur. Başbakan ne derse yok, öyle devam edecek. Bakırçılık yaparım. Evet. Sonuçta biz arkadan gelenleri beslememiz ve bu bilgiyi onlarla paylaşmamız gerekiyor.
Yoksa insana kalırsa özellikle toplum ve çevre oturduğun yerden kalkmama üzerine konuşlanmış. Hı. Ama hayat bitiyor. Evet. Ölüm var. Her şey bitiyor. Son söz böyle olsun efendim. Ölüm var. Bir kez daha hatırlatmış olalım herkese. Hepimize. Başta kendimize. Her canlı ölümü tadacak. Evet efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, neler oluyor? Burada kendimi gördüğüm için oraya baktım. Neler oluyor bu akşam da sona erdi. Sayın Bakanımız aslında çok geniş kapsamlı bir konunun belli bölümlerini değerlendirmeye çalıştık. Benim konuya adapte olabildiğim miktarda inşallah faydalı olmuştur. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim efendim. Görüşürüz.